kız var, kalpleri ağızlarında atmakta adeta. Ben seni her türlü seviyorum Gülcüm. O kadar çok sevme beni bence. Onu da yapmadın ama dedikodu yapmaya pek vaktiniz var mı şu an? Var mı burada kavga etmediğin, bence en iyi anlaştığım kişi şu diye söyleyebileceğin biri? Jürimiz artık ne yapacağını şaşırdı. Ne alçağı kardeşim bu? Apartmanın 10. katı değil de 11. 10. katı. Ya hayatta görmek istemediğim tek şey. Üstündeki kazakla pek örtüştüremedim. Kazak değil bu ya, tişört. Koko. Ben senin vücudunu çok sevdim böyle. Ben bir anda dışarı çıktığın kıyafetle de bir tarz programına gelemezsin. Pazara gitse 10 çimdikle çıkar ancak oradan. Kalbin tarzı da sen değilsin. Siyahlarla beraber yıkanmış, iyice temizlenmemiş bir gömlek gibi duruyor. Giyerim, sen giyemezsin ama. Ya sen ama bana laf atma, bak şu an gerginim. Şu an seninle muhatap değilim, o elinde indir. Ben sana çocuğuma emanet etmem. Evde ben böyle yemek yapıyorum. Onu parçalarım, eline veririm, oraya da oturtur. Ekran başında yerlerinizi aldınız. Bugün günlerden cuma. Yani yarın bir eleme gecesi bizi bekliyor. Heyecanlı mı heyecanlı? Geride 14 kız var. Kalpleri ağızlarında atmakta adeta. Neden? Çünkü belki bugün bile alacakları tek bir yıldız, sadece bir yıldız yarın gece onları koruma altına alacak ya da almayacak. Bu durumda bugün çok önemli bir gün. Jüri üyelerimiz her zaman olduğu gibi yerlerini aldılar. Hazırlar. Nasılsınız? Çok iyiyiz. İyisiniz. Yarın eleme gecemiz var. İkinci eleme gecesi ki sayılar gitgide azalıyor. Hedefe ulaşılıyor. 100 bin lira. Hayaller büyük. Ona göre ben size vereyim vicdan azabını. Siz ona göre değerlendirin. Efendim ekran başına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar olsun tekrar ve tekrar. Biz hazırız ve siz de hazırsınız. Kızlarımız gelsin ve bu tarz benim desin. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. See, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like
dressy is perfect. They know I'm on tonight. My hips don't lie and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Se baila así, se so sexy, AM fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy. Why the CIA wanna watch us? Colombians and Haitians. I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. No fighting. Çabuk söndü, beni pabucunun ucuyla ese ese geçti ve gitti. Geri sardık, hep aynı sahneyi oynadık, durduk keyfince. Arada bir canı canlı ama hiç kimsesi oldum. Çok yoruldum, sağa sola yalvaladım, durdum onu görünce. Teslim oldum, bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Çiğnedi, zamanla geçer dedi, zamanla zamanla tuttu fırlattı kalbimi, ezdir üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi, zamanla zamanla aşk çabuk söndü, beni pabucunun ucuyla eze eze geçti ve gitti. Geri sardık, hep aynı sahneyi oynadık, durduk keyfince. Arada bir canı canına ama hiç kimse. Çok yoruldum, sağa sola yalvaladım, durdum onu görünce. Teslim oldum, bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdir üstünü çiğnedi. Zamanla geçer dedi, zamanla zamanla. Tuttu fırlattı kalbimi, ezdir üstünü çiğnedi. Efendim.
Biraz eğlence olmalı hayatta. Zaten amaç da bu, tam bu programda. Bu tarz benim derken biraz düşündürmek, öğrenmek, eğlenebilmek en önemlisi. Çünkü o kadar çok dert tasa var ki siz ekranı şöyle açtığınız anda burada stres, başka şeyler görmek istemiyorsunuz tahmin ediyorum. Bizim amacımız burada tatlı tatlı bir şeyler öğretirken hem kızlarımıza hem jüri üyelerimizin değerli yorumlarıyla sizlere belki de birazcık biraz güzel, hoş vakit geçirebilmek. İşte bugün yine o günlerden o gün. Kızlar hoş geldiniz. Hazır mısınız? Evet, farkındayım. Herkes böyle bir tam hazır. Günlerden cumadır diye mi nedir bilmem. Sanki böyle bir daha özen var. Ne dersiniz Cemil Bey? Yani hepsi çok hoş. Özlem, bugün cuma. Buradan bir defa seyircilere hayırlı hafta sonları diliyorum. Evet. İnşallah hayırlardan hayır olur. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Yani bu programla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Canım güzellerim, bizleri izleyenler, baylar ve bayanlar, biz burada güzellik yarışması yapmıyoruz. Biz burada manken yarışması yapmıyoruz. Şu anda eminim ki siz seyredenlerin arasında da 90-60 90 olmayan ve vitrin mankeni olmayan bir sürü dünya güzeli hanım var. Önemli olan bu programın amacı İnsanların ruhuyla, kişilikleriyle giysilerini birleştirmeleri ve moda denilen o baskıdan kurtulmaları. Onun için de bizim kızlarımızın her biri esasında sizin işlerinizden biri. Farkları yok. Biri küçücük, biri upuzun boylu, biri o. Onun için de burada bizden manken yarışması ya da çok güzel kız yarışması ya da kokoş vitrin mankeni yarışmasını beklemeyin. Biliyorsunuz ben öyle şeyleri hiç sevmem. Ama sizleri olduğunuz gibi çok seviyorum. Hayvan barınağında böyle gitseydi muhtemelen pantolonu yerlerdi. Kırıştı mı? Çizgi çizgi her yeri. Aa. Bu kadar yol kat eden aranızda bir veya iki kişi var. Altındaki sarı çok böyle silik bir sarı. Tek üzerindeki güzel şey tulumunun renginin tonu. Bir sakin ol, güzel bir şeyler Relax söyleyeceğim belki. Relax olamıyorum sana bakınca. Neden? Yani kulaklarınızda biraz problem var bence. Doktora gidin siz. Kafan karışık ki maçı kazanamıyorsun. Önümüzdeki maçlara bakıyoruz artık. Başlıyoruz ama çok güzel bir kızla. Evet. Lydia geliyor. Böyle çiçek açmışsın sen. Teşekkürler. Saçlarını kullanmaya başladıkça daha mutlu oldun. Evet. Evet, alıştıkça gitgide mutlu oluyorum, evet. Çok güzel. Peki, nereye böyle? Ben hayvan aşığı bir insanım. Ne güzel. Ve hayvanlarım, aman hayvanlara çok önem veriyorum ve Hayvanları Koruma Derneği'ne üye oldum. Bravo. Onun toplantısına katılacağım ilk kez. Evet. Ve böyle bir kıyafet seçtim. Gündüz olacak bir toplantı. Yeni projeler, fikirler üretilecek. Hazırsan dönelim arkadaşlarından. Nasıl dönelim. Bir yorum gelir? Buyurunuz efendim. İdil hemen kaldırdı elini. Bir bekle, bir dur. Sen merak ediyorum. İdil geceleri böyle mi uyuyorsun acaba? Aynen. Evet, evde de artık anneme şey yapmaya başladım. Anne. Öyle bir şey. Hadi buyurun. Hayvan barınağına mı gidiyordun? Yok. Hayvanları Koruma Derneği'ndeki ilk toplantı. Sevindim çünkü hayvan barınağına böyle gitseydi muhtemelen pantolonu yerlerdi. Yesinler, koyun kuzu hepsi orada varsa olsun. Parçalarlardı vallahi canları seni. Canları sağ olsun, hiç önemli canları değil. Canları sağ olsun. Gerçekten hiç önemli değil. Hiç önemli değil, tamam. Güzelsin, iyi görünüyorsun bugün. Teşekkürler. Bak ben bu yorum yaptım ya, ben bana neler ama oluyor. Ama sen ya? Bana gel, çok kötü yorumlar yapmıyorsun. Ben okumaya şanslıyım, evet. Sen bence beni içten içe seviyorsun o yüzden. Ben seni her türlü seviyorum İdil'cim. O kadar çok sevme. Senin cazibene dayanamıyorum. O kadar çok sevme beni bence. Hayat ters köşe gelebilir. Eyvah neyse eyvah. İyi görünüyorsun. Tehditler. İyi görünüyorsun. Ederim.
belki son defa duyabiliyor yani duyuyor olabilirsin. O yüzden biraz iyi dinle bu cümlemi. İyi görünüyorsun. Peki Ecem. Lidya ayakkabıların deri mi? Ha? Ayakkabıların deri mi? Bakayım. Evet ama yani ucuz bir ayakkabı, gerçek deri değil. Gerçek deri değil. Değil değil. Tamam. Çok ucuz bir ayakkabı. Ne söyleyeceğimi anladın galiba. Tabii tabii. Yok gerçekten çok ucuz yani. Hayvanları biliyorsunuz şu anda çok ya. Büyük ayakkabılara para harcayamıyoruz dolayısıyla okay. Zaten. Şimdi sen buraya herkes çıktı. Yok pantolonun kırışmış, elbisen kat kat olmuş dedin. Ama pantolonun ne halde? Kırıştı mı? Çizgi çizgi her yeri. Aa. Evet. Yukarı çıktı demek. Sanki evet. De paçadan kısa durmuş. Belki bir tane katlasaydık. Bilmiyorum. İçindeki de boğmuş yani. İki kalın üst üste sevmedim. Bu çok kalın değil. Öyle duruyor, böyle duruyor biraz. Peki. O kadar. Teşekkür ederim Ecem. Peki, önce Serpil. İçindeki kazağın kolları çok kısa kalmış bence. Daha uzun olsaymış daha iyi olurmuş. Yani uzuyor. Ben öyle kullanmayı tercih ettim. Evet, yani ben öyle kullandım. Ben bilerek içine soktum. Ceketle beraber ikisinin aynı boyda bilmiyorum. Beni rahatsız değil, etti. Değil. Daha uzun, kazağım daha uzun. Hatta çıkartayım çok isterseniz. Tamam, şu an öyle görünüyor ya, ben gördüğümü söylüyorum. Ben de sana olanı gösteriyorum. Aslında bu kazak böyle bir şey. Çekiştirme, çekiştirme. Yani kaldırıyor, güzel. Şöyle kalıyor. O bu kolunu kısa gösteriyor. Hı hı. Zaten modeli onun fakir kol. Öyle model olabilir. Ben ceketin boyuyla ne kol, şu şekilde ne kol? Şu... Yani ben normalde önceki hayatımda mağazacılık yaptım. Bize orada fakir kol derler. Fakir kol. Evet. Fakir kol. İlk defa fakir diyorum öyle kol. Mi denir? Fakir kol. Var mıdır? Fakir kol derler. Yani. Allah Allah. Yani Türk bayanları da der bunu. Yani ben mesela hayatımda ya burada giyerim. Buraya kadar. Uzun. Uzatırım. Ya da burada giyebilirim. Evet. Ama şurada tam bilekte ne sweater ne gömlek giyemiyorum. Yani... Peki. Ya çok uzun olması lazım ya burada. Peki fena değil galiba. Fazla yara ucuz almadan yırttım. Geçiyorsun. Ucuz yırttım. Hadi bakalım. Teşekkürler. Lütfen. Lidya ceketini giy. Tabii. Ben ilk konuşmaya başlamak istiyorum bugün hayırlı cumalarla. Bu kadar yol kat eden... Aranızda bir veya iki kişi var. Tüm renklerini de çok sevdim. Ayakkabına bayıldım. Teşekkür ederim. Onun altına ben de giydirsem başka bir renk ayakkabı giydirmezdim. O sarının eline safran sarısı alman, yeni bir sarı tonu ama çok farklı hakikaten. Body zaten sana çok yakışıyor. Şu anda karşımda artık tarzını bulmaya başlayan şık, hem de modayı da takip eden ama aynı zamanda kendini de tanıyan yavaş yavaş bir kız görüyorum. Çok beğendim. Renklerin de hepsini de çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak çok mutlu etti çünkü siyahsız normalde hiç kombin yapmadım. İlk evet kez. Çok beğendim. Sibel'cim. Ben bir tek çantanı sevmedim. O da konsepte uygun değil. Yani bu gece dışarı çıkarken kullanabileceğin bir hani portföy çanta gibi. Daha omzuna asacağın bir şey olmalıydı. Hı. Rengi yine bu tonlarda olabilirdi, hiç rahatsız etmedi. Onun dışında kazağını biraz kalın buldum o ceketin içine. Pofidik çok seviyorum, en sevdiğim kazak materyali. Ben de hiç sevmiyorum. Hadi ya. Hiç sevmiyorum o kazakları. Çok yumoş. Ya evet, romantik, yumoş falan ama böyle ceketle kombinlendiği zaman beğenmedim. Onun dışında renkleri kullanışın çok profesyoneldi. Çok teşekkür ederim. Koko. Lidya, gözlerime kamaştırıyorsun. Çok renkli, renkli. Çok beğendim ben. Pantolon çok hoş. Teşekkür ederim. Bir tek ayakkabılar sevmedim. Keşke şeker, pamuk şeker pembe daha güzel olurdu. Benim fikrim ama çok şiksin bugün, çok hoşsun. Teşekkürler, çok teşekkür ederim. Umut'cuğum. Ben de acayip beğendim. Yani renkler sanki ben böyle bir... Ben çok korktum. Ressamın fırçasından çıkmış gibi. Bir tuvalin üstüne. Yani renklerin geçişleri çok güzel. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Yani kusursuz olmuş. Çok teşekkür Tebrik ederim. Ediyorum seni. Peki bal damladı jürinin ağzından ilk yorumlarda. Tarz mı değil mi? tarz dedi. Koko tarz dedi. Tarz geldi. Haydi bakalım.
Devam ediyoruz ve sırada Öykü var. Tabii tabii kim seviyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyu attığın o taşlar. Kafama değil bak nereme geldi. Tabii tabii kim ölüyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyu attığın o taşlar. Yanıma değil başka yere geldi. Lütfen sen de bir şey deme. Kurtulmuş olalım böylelikle. Sana yazık da bana değil mi? Kaşık... Nasıl bir kendine güvenli yürüyüş? Bu yürüyüş bu kadar mı değişir bu kadar kısa süre içinde? Evet. Kırmızılı bayan, nereye gidiyorsun? Yılbaşı ailemle eğlenmeye, yemeğe gidiyorum. Çok güzelmiş. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok öyle. İyi, çok mutluyum. Ne aynaya baktığında şu iki haftanın sonunda nasıl farklı bir kız var? Yani ben bir de izleyince fark ettim hiç yansıtamamışım kendimi. Yani renk konusunda, tarz konusunda. Yani şu an daha iyi yansıttığımı düşünüyorum özellikle 3 gündür. Zaten yani her şeyine yansıdı bu kendine evet, güvenli hali. Falan, evet. Öyledir ama değil mi? Yani bir gün canımız iyi hissetmeyiz kendimizi. Bir saçımız kötü olur, bir makyaj kötü olur. O gün o başka bir haldir yani. Sen şimdi böyle son günlerde kendini tam hissediyorsun. Evet. Süper. Dön bakalım yılbaşına giden bir arkadaşımız var. Peki Aygün. Şimdi ismini vermeyeyim reklam olmasın da bir burger firmasının tanıtımındaki lansmandaki hostesine benziyorsun. Temizlik reklamı değil en azından. Temizlik değil yani burger firması bu renkler bana onu çağrıştırıyor. Kemerin durduğu hiza çok yanlış. Yani tamam alırken böyle olmuş olabilir ama bunu vücuduna göre uyarlayabilirdin çünkü seni göbekli göstermiş. Ayrıca altındaki sarı çok böyle silik bir sarı. Yani üstündeki kırmızı çok iddialı. Ne bileyim yeşille vesaire bir kombine etseydin sonuçta yeni yıl. Yani o tarzda bir şey yapabilirdin. Tek beğendiğim şey omuzlarından yukarısı. Geri kalan hiçbir şeyini beğenmedim. Yani kıyafet beğenmedin, yüzünü beğendin. Yüzü saçı çok güzel olmuş ya. Yüzünü saçı çok güzel. Peki İdil. Öykü, tulumu rengi sana çok yakışmış. Gerçekten çok büyük yol kat ettin. Ama o tulum kesinlikle senin vücudunun tulumu değil. Yani ne yazık ki Aygün'e katılıyorum. O kemerin durduğu yer çok yanlış. Çünkü tamam sen kilolu değilsin, normalsin. Ama kemerin durduğu yerden dolayı böyle 4 katlı kaçak kat çıkmış gibi duruyor. Kilolu değilsin ama kilolu gösterecek şeyler giyiyorsun. Renk çok yakışmış, tamam. Ama senin vücudunun tulumu hiç değil. Keşke ayakkabılarla daha güzel bir renk olsaydı. Galatasaray'ın yemeğine gidiyor gibisin yılbaşı yemeğinden çok. Ama saçın gerçekten güzel olmuş. Kaynakları çıkınca çok daha güzel olacağını düşünüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bekliyoruz. Öykü, yani tulumunun ağı aşağıda duruyor. Ve çok kötü bir görüntü. Sarının tonunu hiç sevmedim. Hani sarı giyebilirdin ama çok farklı bir sarı olmalıydı. Çantanı da beğenmedim. Yani tek üzerindeki güzel şey tulumunun renginin tonu. Yoksa kalıbı çok kötü ve çok yanlış. Şu kemeri çıkarsana. Oh. Oh. Onu kalçadan tak bakayım. Şöyle mi? Biraz böyle yukarı, biraz aşağı gibi. Bir tarafı yukarıda da bir tarafı aşağıda. Yok, kemer küçük ya, geliyor. Cep yapmışlar şuradan tuluma. O cebim evet. Var. Tulumun cebi var evet. Şurada. Bir defa pantolonu, yani tulum yakışmış. Ama dediği gibi Sibel'in kalıbı çok kötü bir kalıp. Çünkü ağını... Pantolon ağını çok aşağıda gösteriyor. Bir de bilmiyorum yani benim canım sarı ayakkabı da istemedi böyle bir şeyde. O kemeri de istemedi. Kemer takılacaksa belki farklı bir kemer, böyle kalçadan bir kemer istedi. Gümüş ama renk. Ayakkabılarını renkli ama böyle renkli değil. Dün Sibel'in giydiği bir ayakkabı vardı. Böyle hani çiçekleri. Sarı var, çiçekler var. Öyle bir ayakkabı istedi. Bir de tabii ki yılbaşı giderken üstüne de bir şey istedi. Yani
Yani üstüne bir şey istedi. Bu ne olabilir? Bir şal mı olabilir? Bir minik ceket mi olabilir? Büyük bir ceket mi olabilir? Bilmiyorum ama yani yılbaşı gecesi yemeğe gidiyorum dedin. Yemekte oturuyoruz demedin. Yok, ceketim vardı, deri ceketim ama siyahtı ve hani siyah da giymeyin dedi. Bu da bir giymedim. Bu da bir neden değil. Siyahtı da değildi de bilmem neydi de baktım yoktu da onu da yapmadın. Ama dedikodu yapmaya pek vaktiniz var maşallah. Hiç durmuyorsunuz. Dır 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 yiyorsunuz. Her mağaza açık. Bunun üstüne bir şey giymeliydin. İyiye doğru gidiyorsun. Ama bugün problem var. Yani sevmedim çünkü çok hata var. Yani hata var. Çok hata var. Coco? Bu rengi çok yakışmış sana, benim fikrim. Sadece it doesn't fit yani. Üstüne tam oturmamış. Yani burası. İlk denediğimde aslında oldu, sonradan bir niye böyle oldu ben anlamadım. Ya ilk denediğimde gayet güzel duruyordu. Sonradan bir katlandı, bir bilmiyorum niye öyle oldu. Yani çok sevmedim ama aynı zamanda bu üç gün sen başka bir kadınsın. Öğreniyorsun yani, dinliyorsun sonunda. Çok mutluyum. O ayakkabılar olmamış bu kıyafette. Kesinlikle yaz için çok daha güzel olurdu. Bir de çanta sevmedim. Peki. Maalesef. Ama öğreniyorsun. Aferin. Teşekkür ederim. Tulum giydi. Evet, yani çok kötü bir kalıp maalesef. O A kısmı falan. Kemerin gümüş olsaydı çok güzel olurdu bence. Hatta böyle titanyum rengi. İnceliği falan çok güzel. Ayakkabının da keza titanyum olsaydı. Bir de üzerine palto falan istiyor. Hani belki yakası kürk gibi bir palto. Bayağı iyi olurdu. Sonuç olarak. Bir de yani saçların da aslında bu tulumun saçı değil. Ve yılbaşı gecesi saçı da değil. Yani ne olabilirdi peki? Yani böyle yandan ayırıp şöyle güzel vakkı bir saç olabilirdi, hafif sağlık kalın dalgalı. Pek sevmiyorsunuz. Kalın dalgalı bir saç bence güzel olurdu. Tek tarafa doğru. Peki tarz mı değil mi bugün Öykü? Ben bugün veremeyeceğim. Tamam. Yani çok iyiye gidiyorsun ama bugün... Tarz değil. Coco? Evet, çok iyi gidiyorsun ama maalesef bugün tarz değil. Umut? Bence de çok iyi gidiyor. Tarz değil. Bugün değil. Teşekkür. Ama ne yaptınız siz de, öldürdünüz kızı yani. Çok iyi gidiyorsun, tarz değil. Hayır. İyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Biriniz verseydim. Hayır, çok iyi gidiyor. Orada dikkat etmek lazım. Evet. Çok iyi gidiyor ama o iyi giderken tabii ki tam anlamıyla birden gidemeyecek. Evet. Biz de ona yardımcı oluyoruz. Haklısınız. Hadi bakalım Öykü, alalım seni yerine. Yıldızı kapamadın ama. Canım benim, senin iddian sadece çene konusunda olabilir. Onda çok sadece var zaten. Çene konusunda onda iddialısın çok var zaten. Sen. Çok fazla klasik. Bu tarz benim, gömlek bana aitti zaten. Sinirim bozulsun, boş ver, iyi bir şey o. Yani pazara gitse gidemez. Böyle şey kızlar var ya orada, ana kızı kıskanan. Bu nasıl bir iletişim kuramama? Benim tavrım budur. Tenis eteğini giymişsin de çıkmışsın. Eteğini sevmedim, yani olmamış. Bayağı böyle bir ıslak bir saç isterdim. Ben de çanta kombinlemeye çalışıyorum. Senin çantası çıkma nadir mi? Bu tarz benimin yaramaz kızı İdil geliyor. Seni gidip ımmı kıran, yılanı deliğinden çıkaran, kaderim püsküllü bela. Bugün duymuş olmalılar, tribünler biraz kalabalık. Var mı içlerinde senin erkek arkadaşlarından biri? Olsa daha bakmam. Ha, neden? O baksın bana. Yeteri kadar görebiliyor musunuz İdil'i? Adını hatırlayamadım ama hoş gelmiş. Nedir? Siması tanıdık. Peki. Evet. Nereye gidiyorsunuz böyle çiçek açmış? Şimdi ben nereye gidiyorum? Hayır, Miami'deyiz. Ben ve partnerim. Partnerimde de aynı gömlek var. Bir partnerim daha... ne demek? İdil. Benim yanımdaki erkek
Partner işte, partnerim. Partner, evet, partner diyorum ona. Erkek arkadaş. O benim yanımda şu an, onda da bu gömlekten var. Bir de altın zinciri var böyle. Beyaz çorapları falan da var, kro bir şey. Evet. Ama biz onunla böyle ajan gibi bir şeyiz. Oraya bir şeyler peşindeyiz böyle, gittik oraya. Hani böyle filmlerde hep onlar çiçekli gömlek giyerler ya kamufle etmek için, evet, falan böyle. Bir de o kro olur, altın kolyesi vardır böyle. Ben de onun yanındayım ama her an bu topukları ve çantayı atıp bunu da iyice sıkıp koşabilirim, koşturabilirim. Tamam. İkimiz böyle takılıyoruz. Şimdilik gözlem yapıyoruz onunla. Yani James Bond ajanları gibi yani. Evet ama ben böyle güzelim. Birazcık da hanım hanımcık duruyorum ama her an bu etek çıkıp topuklu atıp bir şort çekilip koşturulabilir ama yani. James Bond kadınları da biliyorsun her şeyi yaparlar. Evet ben de öyleyim. Peki James Bond kadınısın. Evet. Bir şey peşindesiniz. Yanında partnerin, erkek arkadaşın var. Hazırsın. Hazırsın. Püh diyorsun. Dön bakalım. Var mı yorum? Evet Serpil. Canım benim, senin iddian sadece çene konusunda olabilir. Onda çok sadece var zaten. Sadece çene konusunda onda iddialısın. Çok var zaten. Sen başka şeylerini de görelim artık. Ben artık ne baksana yeter görüyorum. Yani kaç hafta oldu. Başka kaç şeylerin hafta çıksın. Oldu? Başka şeylerini görelim hayatım ya. Sıkıldım artık senden. Ben aynaya baktığımda başka sıkıldım, şeyler sıkıldım. Görüyorum. Ben senden de senden sıkıldım. Sıkıldım. Yani böyle bir şey göster ki bana, ben de wow diyeyim, şaşırayım sana yani. Sana ben niye bir şey göstereyim? Sana niye wow dedirteyim? Sen i̇şte kimsin ki? İşte dedirtir yani. Biz her şeyi yapıyoruz. Sen de bir şeyler yap bakalım. Görelim sen ne yapıyorsun? Ne var sende? Ne yapıyorsun? Tayt pantolon ve kafandaki var, dondik şeyler dışında ne yapıyorsun? Ben temizlik yapıyorum evde bu şekilde. Anca temizlik yaparsın zaten. Aynen. Aha. Sen ne yapıyorsun işte, ben temizlik de yapabiliyorum en azından. Sen başka neler yapabiliyorsun? Göster. Yakında görürsün. Her şey göster. Şimdiden yakında, ortaya sermeye yakında, gerek yakında, yok. Hep yakında, yakın. Ben zaten bu zamana kadar birçok şey yaptım, inanıyorum. Yapmadığım şeyler de yakında. Coming soon, bekle tatlım. Bak gelecek. Bak işte çene, hep çene. Aynı çene var canım, onu inkar etmiyorum. Çene. Merak etme, biz de açıyoruz ağzımızı. Az kaldı, yavaş yavaş bu işler. Aç da görelim o zaman. Bu işler yavaş yavaş. Hızlı hızlı olsa da fark etmez bana. Belli zaten. Belli. Ama çenesin, başka bir şey yok. Çene var zaten, yok tamam, demedim ki iki saattir aynı şeyi başka söylüyorsun. Başka bir şey yok, keşke başka, başka bir şey çok olsa. Var, sen göremiyorsun. Bakmasını bilene her zaman var. Göstermiyorsun ki göreyim. Ay ben sana niye bir şey göster, göstereyim? Göster. Sana niye bir şey göstereyim göster, ben ya? Göster, görmek istiyorum ben. Kuliste gösteririm çok merak kuliste ediyorsan. Kuliste istemiyorum, herkes görsün. Allah Allah. Herkes görsün. Ben sana neden bir şey göstermek zorundayım görsün. Anlamadım. Çenenden sıkıldık çünkü başka şeylerini görelim de çenemi bari. Çenemi çok seven insanlar var. Canım benim, ben seni sadece seven insanlardan... Sadece oturup beni 24 saat dinleyecek insanlar var. Ben insanlardan bahsetmiyorum burada. Ben senden konuşuyorum. Seni seven insanlardan benden hep konuşacaksınız. Tamam canım. Tamam canım. Hı-hı. Evet Serpil, Nazlı. Bence bu tarz senin değil. Çok fazla klasik. Bu tarz tek... benim, gömlek bana aitti zaten. Sadece bir ayakkabıları konuşayım aldım. Konuşayım mı ya? Konuşayım. Bak yine monologdasın, aynen. Bizi ne olur biraz tahammül edemiyorum. Ya. Bir tek tez canlıyım. Çok klasik etek. Onun haricinde evet, havai moduna girmişsin de sanki Tarzan'ın Jane'i şehre inmiş, modernleşmeye çalışmış gibi olmuş. Saçlar krepeli, çok klasik. Krepeli değil, kendi saçım. O zaman indirmek için elinden geleni yap. İndirmeyeceğim, böyle çok seviyorum. Gözlük de kele laka bir koca model. Koca kafalıyım, ben böyle dikkat falan, çekiyorum, falan. Çok hoşuma gidiyor. Tamam o zaman, yola devam. Devam. Keşke sen de azıcık bir espri yapsan. Pırasa gibi dolaşıyorsun ortada. Yani espri yapıp yapmayacağım seni hiç ilgilendirmez. Bu benim saçımın benim yapısı. Benim saçım da seni ilgilendirmez. Ben karnabahar saçımı gibi dolaşıyorum ben de. Için elimden geleni yapıyorum ama sen başka bir şey yapmıyorsun. Ben evet, her gün farklı bir saç modeliyle giyip gelerek elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ben bak, konuşmalar üst üste biniyor ve insanlar dediğimiz hiçbir şey ama anlamıyor. Ama şu an gerçekten konuşmuş olmak için konuşuyorsun. Hayır, ne yani. Alakası var? Tarzan'ın Jane'i ne alaka? Jane'i kaç kere gördün? Jane'i çok gördüm, sen merak etme. Çok çizgi film seyrettim küçükken. Evet, belli etkisinden neyse, çıkamamışsın. Evet, etkisinden çıkamamak güzeldir çocukluğun. Senin kadar yaşımdan büyük davranacağım ama yerine göre davranayım daha iyi. Bu kadar. Daha ne söyleyeceksin zaten? Evet, Ecem. Siz böyle konuşunca ben nedense çok gülüyorum. Hele senin o tavırların beni burada bayağı eğlendiriyor. İçindeki o cadılık var ya senin, sırtına vurmuş. Mikrofon çok yakışmış, hep öyle tak. Fark ettim oradan ki mikrofonu kesiyordum, fark ettim oradan. Evet evet, canım, yandan seni kesiyorum. Eteğim biraz kilo verdim de, eteğim düşüyordu. Eteğimin çıkmasındansa burada niye bir bu kadar olmasını tercih sersin, ettim. Biraz relax, bir sakin ol, güzel bir şeyler relax söyleyeceğim belki. Relax olamıyorum sana bakınca. Neden? Olamıyorum. Aa, baksana sinirim, ben ne kadar rahatım. Sinirim bozulsun, boş ver, iyi bir şey o. Bence de iyi bir şey. Ay, bir ya. Sus, bir dakika, ayakkabılarını beğendim, sussana. Ayakkabılarını çok yakıştırdım. Kötü şeyleri duymuyorum, bir şeyler dedin herhalde. Nazar değmesin. Gözüm kaldı şu an. O gözler oradan fıyık diye buraya fırladı, geri gitti. Ben fırlamayayım da oraya. Tamam mı? Evet, tamam.
Bunun rengini sevdim ama model olarak sevmedim. Bak böyle objektif eleştirelim olur mu birbirimize? Of, çok tatlısın. Çok tatlısın. Yavaş yavaş. Evet, tatlıyım. Tatlıktan ölme. Teşekkür ederim. Ay ne demek? O kadar. O kadar demiyor musunuz bir de? O, zaten iki saattir yardırdım burada daha. O kadar ne? Minnacık yorum yaptın sanki bana. Aa, bir dakika ne istiyorsun? Bitirdim ben, teşekkür ederim. 10 dakika konuşuyor, o kadar. Daha bir şey kalmadı ki zaten. Evet canım. Peki Lidya. İdil, sen neden herkese karşı bir öfke dolusun? Öfkeli bir insanım bugün çünkü. Hayır değilsin, bence sen hassas bir kızsın. Hassas ama herkese olmam, karşı öfkemi dışa vurmayacağım öfkeli, anlamına gelmez. Yani böyle bir şey, öfkeli göstermek zorundaymışsın gibi. Yo, öfkeleniyorum gerçekten ve burada yansıtıyorum. Yani eleştiriye mi açık değilsin? Yo, eleştiriye açığım ama saçma sapan şeyler duyunca sinirleniyorum ve bunu da gösteriyorum. Göstermeyi de seviyorum. Yani bence birazcık abartı gösteriyorsun. Neyse, ben senin kıyafetini yorumlayayım. Ben ayakkabıyı uygun bulmadım. Çantanı beğenmedim. Bence Miami'de değil de daha çok böyle ne bileyim, hani eski Türk filmlerinden fırlamış gibisin. Hani ayakkabıyı kesince. Hani o tip bir konsept yapsaydım bence daha uygun olurdu. Tatlısın ama seni beğenmedim. Lidya Hanım, siz uygun gördüyseniz bundan sonra eski Türk filmlerinden çıkacağım. Güzel olurdu. Ya gerçekten yakışırdı ama. Değil mi kötü kadın Necla? Yok, kötü değil. Böyle şey kızlar var ya orada, ana kızı kıskanan. O sana çok yakışırdı. Senden daha fazla bir benzetme bekleyemezdim zaten, haklısın. Ha? Anlamadım. Senden daha fazla bir üst düzey benzetme bekleyemezdim, haklısın Yo, diyorum. Yok hayır, ilk aklıma geleni söylüyorum her zaman. Peki. Evet Ecem, bir şey ekleyeceksin. Ay aklıma geldi, sen bu topuklularla mı koşacaksın? Çıkaracağım dedim burada. Öyle mi dedin? Öyle dedim, bunları ayakta çıkarmak çok kolay. Da. Ayakta duramıyordun bir de. Çıplak gezdin, saatlerde duruyorum. Çıplak gezdin. Gayet de duruyorum. İstiyorsan 5 tur daha atarım burada. Saçların da böyle ne güzel olmuş. 5 tur dedim, takla demedim. Rüzgarda kalmışsın. Ay ben takla atamam canım. Rüzgarda mı kaldın İdil? Saçların bozulmuş, rüzgara karşı mı verdin? Saçlarım bozulmadı, bunlar benim kendi saçlarım ve böyle kullanmaktan hoşlanıyorum. Hoşlan. Keşke sen de ara sıra böyle bir açsan, bir değişiklik yapsan. Benim açık görüyorsunuz. Aa, bu arada geçmiş olsun. Geçmiş olsun, ameliyat olmuşsun, küpelerin çıkmış canım benim. Keşke bir çiçek alıp gelseydi. Bak oradan çıkardım, buraya taktım, ben de pırıltı bitmez. Evet evet, çok tamam geçmiş mı? Olsun. Bir çiçek dokunup geleceğim. Evet Aygün. Ona ameliyatla çıkarmış diyorsun da sana hiçbir ameliyat yetmez ki o gözlüğü gözünden çıkartmaya. Canım, her kombininde elinde, hepsi farklı. Her kombininde elinde farkın olabilir ama binlerce gözlük çeşidi var ve aynı modelde, aynı tarzda. Ayrıca babaannemin kıyafetlerini giydin diyorsun da sen babaannenin ayakkabılarıyla Hawaii'ye gidiyorsun bakıyorum. Canım da. Benim Hawaii'ye, ya. Miami'ye ait olan tek şey üstündeki sen, gömlek, başka sen hiçbir şey değil. Sen bu ayakkabıların nereden olduğunu bilmediğin için tabii şu an babaanne ayakkabısı gibi geliyor. Canım benim. Üstünden naftalin kokusu burnumu yaktı burada be. Üstündeki tonlar çok çok renkli, alttaki tonsa çok çok koyu. Anlatabiliyor muyum? Uyum sağlayamamışsın. Tıpkı çok buraya, üzüldüm. Sen beğenmedin ya, şu an o kadar iyiyim ki inanamazsın. Bomba gibiyim şu an yani. Çok güzel. Başımı ağrıtıyorsun. Başın ağrısın da belki tüfek. Biraz kafan zonklar susarsın. Tüfek. Farkındaysan ben taç taktım. Değil mi? Tattım. O yüzden birazcık susacaksın. Sen birazcık haddini bil, birazcık düşün. Ne oldu burada, bana ne yaşadık bak. De sus. Bana bak, sana sen hep taş takmış zaten. Olabilirsin. Sen hep benim göz açımdasın. Ama bu senin hep taş takacağın anlamına gelmez. Bu lafımı iyice ne kulağına en azından et. Ben bir kere taktım, ummadık sen hiç takamayacaksın. Taş yarar, tamam mı? En benim azından ben bir kere taktım. Hazırladığımı kimse bilmiyor. Ve burada kimlere ne kadar ya şaşırtacağımı hiç kimse bilmiyor. Ya senden en fazla ne çıkabilir tamam ki? Civciv çıkar yumurtadan. Göreceğiz, ne çıkacak canım. Senden en fazla? Göreceğiz. Hadi İdil'le senin jürinin karşısına alıyorum. Yani gerçekten İdil, bu nasıl bir iletişim kuramama? Var mı burada kavga etmediğin, bence en iyi anlaştığım kişi şu diye söyleyebileceğin biri? Ya şöyle, ben herkesi sert eleştiriyorum. Herkesle de bir diyaloğa giriyorum. Fakat benim için burası burasıdır. Buradan sonrasında kendi hayatımdır. Yani evet, sen çok istiyorum. Zekisin. Her lafa bir cevabın var. Ama senin iletişim dilini de beğenmiyorum. Çok çaçaronsun. Yani ve mesela oyuncu olmak gibi bir hayalim var. Türk halkı böyle bir oyuncuyu asla kabul etmez bence. Yani oyuncu gerçekten biraz daha edepli, biraz daha gizemli. Çünkü her
role girmen gerekecek. Oraya kadar varamaz zaten. Film setinde saçını başını yiyorlar herkesin. Ki öyle oyuncuları da duyuyoruz. Asla hani ünleri çok uzun yıllar süremiyor maalesef. Ya, normalde bu kadar asabi değilim. Tamam gene serttim, sivri dilliydim ama bu kadar değildim. O beni böyle yaptı. Gerçekten o beni böyle yaptı. Yapma ama olmadığın gibi biri olarak gözüküyorsun. Şu anda Türk ama halkı o zaman... Ama gerçekten tahammül edilmez. Ama o, bak Türk halkı seni olmadığın gibi biri olarak tanıyor şu anda. Doğru söylüyorsunuz. Gayet yani çaçaron, terbiyesiz, kavgasız... Ve ama böyle, söylüyor, yani, ben böyleyim diyor. Yani o kadar değilim değil diyor. Hayır, terbiyesiz asla değilim. Terbiyesiz değilim ama. Bir şey oldu burada, olaylara bu şekilde tepki vererek kendimi koruyabiliyorum diyor. Yoksa ben her yerde olduğum gibiyim diyor. Sorun yok yani bu konuyla ilgili, yok, sorunu yok. Kadar... Sorun yok da bir şey öğrenmesi lazım. Çünkü güzel bir kız. Güzel bir kız olduğu için de güzel bir, hakikaten hoş, güzel bir kız. Yani ne yaparsan yap güzel bir kız. Her zaman için insanlar bir yerden sana bir takılacaktır. Dünyada en güzel şey kavga etmeden duymamaktır. Yani kıyafete girelim mi? Girelim, evet. Ben o gömlek desenini sevmiyorum. Ne erkekte seviyorum, ne kadında seviyorum. Gerçekten o ormanın içinde... Gömlek deseni mi? Desenini, yani o işte orman mı? O ormanın içinde hapsolmuşum duygusuna kapılıyorum. Havai gömleği. Evet, sevmiyorum ben onu. Ayakkabılarını çok sevdim. Eteğini de beğendim. Yani genel olarak güzel gözüküyorsun. Bir tarzın da olduğunu düşünüyorum ben senin. Ve her giydiğin şeyle o tarzı bana yansıtıyorsun. Bir tek gömleğini de seni sevmedim. Teşekkür ederim. Bu arada çok başınızı şişirdiysem kusura bakmayın. Dikkat edeceğim söylediklerinize. Ben de keşke bu ayakkabıları kırmızı tulumlu giyseydi diye düşündüm. Vereyim mi o? Yani, hayır. Yani o onun altına çok güzel gidebilirdi. Söylemek istiyorum. Yani o kırmızı tulumun, biraz da tulum kısa olsaydı, fazla uzun o tulum. Çok yakışırdı. Ayakkabılarına bayıldım. Teşekkürler. Ben çok sevdim. Ben havai gömleği severim. Hala bu yaşımda çok hoşuma gidiyor. O yaşlı Amerikalılarında giydiği gibi. Muhakkak hakikisini alırım bir de her sene bir tane. Havai'in ama tabii göbeğimden bağlayamıyorum. Ama göbeğinden bağlayış şeklini sevdim. Ben de tam tersini eteğini sevmedim. Eteği. Tam tersini eteğini sevmedim. Yani bunun altında etek şort diye bir şey var. Hı hı. Evet. Etek şort. Yani böyle gene... Ha, arka şort, önü etek. Gene etek gibi ama şort olsaydı biraz daha böyle uzunca, iki cebi olan ve buradan da bağlamış olsaydın sevebilirdim. Küçük çanta hayatımda sevmedim, askılı. Gecenin haricinde gündüzleyin hiç ömrüme sevemedim. Yani bu bana büyük bir laf aslında. Hayır yani şey buluyorum. Şey sevmiyorum, büyük sevmiyorum. Gündüz çantası biraz daha büyük olmalı. Çünkü gündüzleyin kadının bir sürü şeyi var, anahtarı var, o su var, bu su var koyacağı. Yani çanta kullanışmalı. Geceliğin daha ufak çanta olmalı diye düşünüyorum. Böyle bir şey evet, mi böyle dediniz? Bir etek olsaydı mesela altında. Çok hoş olabilirdi. Pantolon etek değil ama böyle bir beyaz etek olsaydı. Bunun arkası da şort. Bu envelop bu modellerin. Etek. Ama arkası termuarlı. Şort yapıyorlar bunu. Ya aslında yanında aynısından bende var ama o kadar çok insanın üstünde gördüm çok ki doğru, artık böyle gına geldi. Giymiyorum yani. Ama yani bu eteği sevmedim. Anladım. Sizde çok fazla görüyorum bu eteği. Hepinizde. Birer tane mevcut. Ya renk ya renk. Biraz kurtarıcı bir etek aslında. Hani böyle star parçalar giydiğinde bunu giyip tamamlayabilirsin gibi. Yani bana çok gibi. Tenis, böyle bana şey herhalde. Gibi geliyor. Tenis eteğini giymişin de çıkmışın gibi geliyor. Onu da giyeceğim. Onun için sevmedim. Yani ayakkabın güzel, o güzel tarzın var ama çantanla eteği çöpe attım. Peki, Coco nasıl buldun? Kendimi Amazon'da hissettim. ben gömleği beğendim. Yani renkler çok güzel. Eteğini sevmedim. Yani olmamış. Ayakkabılar da çok sevdim. Ama keşke daha sade bir renk olsaydı. Mesela sade pembe, yeşil, mavi. Yani biraz fazla. Bir de çanta sevmedim. Teşekkür ederim. Ben de gömleği hiç sevmedim. Bir de ne güzel gömlekmiş. Hiç sevmedim gömleği. Bir de şey... Yani... Doğru bir havai gömleği değil o. Güzel bir havai gömleği değil. Ama bağlanışı falan çok doğru. İşte kollarının hizası falan. Onlar oldukça güzel.
O gözlükten bıktım, ben de bıktım. Aynısı değil. Ama aynı gerçekten model. Gerçekten değil. Aynı model. Değil. Yani, onda demir vardı, diğeri maviydi. Böyle... Sen nasıl bir gözlük takacağını biliyorsun aslında da takmamışsın. Yani hani böyle tak bir kombine bakalım bir gözlüğü takılacak. Görelim. Görelim mi bir gözlüğü? Daha görmek ister misin görelim. Tekrar? Anladım ne demek istediğinizi ben. Yani bu değil ya. Bunun daha damla yapmış. Mı demek istediniz? Yani damla bilmiyorum olabilir. Daha böyle şöyle gelen, üçgen, bir defa bunun keskin bir gözlük hayır, attı. Hayır eski tipi gözlük değil. Bunun üzerine bu kadar kokoş bir kız böyle renkli bir gözlük takar. Yani kıpkırmızı bir gözlük takar. Çantamda. Böyle bir de gözleri kıpkırmızı takar. Bir de böyle uçları sivri. Evet. Hani kedi gözlük. Olan i̇şte bir gözlük takar. Buradan bağlamıştır. Evet. Altında işte pantolon, şort etek evet. gibi etek giymiştir. Gözlük de öyledir. Anlatabiliyor muyum? Tabii onun altına da o ayakkabıyı evet. giymez o zaman. Yani. Peki tarz bir kız mı yani genel olarak? Nasıl buluyorsunuz ya, tipini? Ben oluyor. Yavaş yavaş oluyor. Yani ben şu an mesela İdil'in kafasından aşağı suyu gerçekten. Dökmek istiyorum. Çünkü saçlarını ıslak gömmek istiyorum o gömmekle. Hani ıslak saçı falan olsaydı. Yok yok şimdi ıslatmam. Az kalmış olsaydı gelecektim de ama çok ıslak olsaydı saçları. Hani şöyle biraz yapsanız abi şöyle bayağı bir ıslatsanız ıslak olsaydı güzel problemli olurdu. Problemli gelebilirim. Yok, yok ya yapamam şu an. Hiç hali yok. Islatmayayım. Duraklama devrine girdi. Yazık kıza. Valla problem yok, değil. Bayağı bir ıslatmam lazım. Yani az ıslatmam yetmez. Anladım. Bayağı böyle bir ıslak bir saç isterdim. O zaman gömmeğin hakkını verirdim. Bayağı bir lavaboya sokacağım kafamı. Güzel olurdu. Peki o tarz kadar. Mı değil mi? Değil. Tarz değil. Koko? Gömlek güzel ama bu kombin sevmedim. Tarz, tarz değil. Ederim. Tarz değil. Ben sana bir moral tarzı vereyim. Teşekkürler, sağ olun. Moral tarzı ne ya? Moral tarzı. Moral tarzımı aldım. İdil, önemliydi senin tarzımı. İçin bugün yıldız belki de. Bu hafta kaç yıldızın oldu? İki. Sadece iki yıldızın hı-hı. var. Daha iyi oldu aslında benim için. İlk hafta taç alınca biraz kendimden emin olmaya başladım. Biraz beni tokatladı, daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ben bu durumdan mutluyum şu an. Yarın gece eleme var. Ne diyorsun? Eğer çok başarılı bir seçimin olmazsa... Şaşırtacağım. Şaşırtacaksın. Bu önemli biliyorsun çünkü herkes her an en az yıldızı olan ve koruma altında olmayan herkes buraya gelebilir. Hatta ve hatta jüri kime en az puan verirse herkes gelebilir. Elenmeme şansın yok yarın akşam. Şaşırtacağım diyorum. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Şimdi kim gelecek? Sırada Nazlı var. Nazlı günlerden beri jüriyi gerçekten siyah beyaz giyme konusunda bunalıma soktu diyebilirim. Ve jüriden sürekli siyah beyaz giyme uyarısı aldı. Bugün biraz renklenmiş gibi ama bakalım kabul görecek mi? Nazlı geliyor. Evet, Nazlıcığım. Nasılsın? İyiyim, biraz hastayım. Neyin onun var? Onun haricinde bir problem hastayım yok. Hastayım deyince ben bir adım geri atıyorum. Anne olduktan sonra mı böyle oldum bilmiyorum. Vallahi kendime bu kadar düşkün değilimdir normalde. Bu herhalde bir garip bir içgüdüsel koruma. Nereden nereye gidiyorsunuz? Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Erkek arkadaşı ona sürpriz bir doğum günü partisi yapacakmış. Biz ona bir iki gün önceden gününde anlamasın diye... Toplandık işte evet. bir yere oturmaya gideceğiz falan filan dedik. Karşılayacağız birden doğum günü pastalarıyla doğum günü kutlayacağız. Ha, sürpriz doğum günü aynen, partisine ortaklardan birisin. Evet. Güzel bir hazırlık süreci vardır. Oraya evet. böyle hazırlandın. Gittin yaz mı kış mı mevsimler ne? Yazdayız böyle hem rahat hem birazcık işte şıka kaçan bir şey olmaya çalıştık peki. falan filan. Renk yakışmış sana. Teşekkür siyah, ederim. Beyaz daha doğrusu edin. Bugün böyle yeşillerle karışık bir şey yapacaktım ama ayakkabı bile siyah olmayacak dedikleri için korktum. Dolabı açtım hemen böyle en açık renk ne var falan diye. Onu aldım. Bunları toplayabildim. Peki hadi dön bakalım. Varmıyorum. Evet İdil.
bu kadar kötü olmak için acaba özel bir çaba sarf ediyor musun? Vasatsın. Ne olur ya, sen bu aralar eksik kal. Gerçekten vasatsın kal. Yani. Ama böyle demodeler, haftanın kötüleri falan zirveleri zorlarsın o sıralamalarda. Teşekkür ederim ya. Vasatsın. Tamam, vasatlıkta da zirve olmak vasatlıkta güzeldir. Vasatlıkta zirvedesin. Tamam, sen konuşma. Rekor kırıyorsun. Sen konuşma ne olur ya, çok vallahi. Çok güzel konuştum bence. Duymak istemiyorum artık net seni. Net, vasat. Hadi hadi. Duygu. Renkten, doğum gününe gidiyorsun, renkten arkadaşların seni göremeyecek. Çantan çok klasik. Üstündeki drapeler ciddi anlamda çok kilolu göstermiş. Daha demin Ebru Hanım kollarını bir düzeltti, bir rötuş yaptı. O güzel duruyor ama o senin de fikrin değildi. Artı jüriler bir haftadır, iki haftadır o tarzda ayakkabıları kullanmayın diyor. Sen üstüne basa basa o ayakkabıları kullanmak istedi. Ben bu tarzı ilk defa kullandım. Yok, kullandın. Etek bunu, giymiştin. Bunu ilk etek defa. Giymiştin. Gene platformlu topuklu bir ayakkabı vardı. Daha o değişik bir ayakkabı kullanabilirdi. Ve saçların da doğum günün için pek uygun bulmadım. Saçlarım düşüyor, yapacak bir şey yok. Tarakla kabartabilirsin. Hepsini yaptık, denedik, kayıyor, düşüyor vesaire. Her gün zaten farklı bir saç modeliyle geliyorum. Bu kadar. Peki Serpil? Düşündüm düşündüm diyorsun, biz senin düşünmeni mi bekleyeceğiz? Diğer arkadaşlar kendini geliştirmek için en azından bir çaba gösteriyor. Ben sende hiçbir çaba görmüyorum. Tamam düşündüm, hiçbir şekilde hiçbir şey görmüyorum ben sende. Doğru. Yani bir kombin yapmak bu kadar mı zor? Yani zevksiz misin? Ben bunu anlamıyorum sende hiçbir hafta şey. Hafta boyunca yaptıklarımı... Sen zevksiz bir kızsın bence ya. Hafta boyunca yaptıklarımı vallahi zevksiz düşün. Bir kızsın hafta yani. Boyunca biraz yaptıklarımı... zevkli bir kız olsan bir şey kombin yapabilirsin. Mor vardı, pembe vardı diyorsun. Giy o zaman. Madem elinde vardı niye ya giymiyorsun? Ben biz niye görmüyoruz? Bak, açıklama yapmak için cevabını verdim. Sonuç olarak ben buraya çıkan tercihlerimle, seçimlerimle yargılanacağım. O yüzden hatalı olduğumuz zaten hatalıysa söyleyeceklerdir. Ben sadece cevap vermek zorundayım. Biri bana bir şey söylediği zaman böyle durup ama bekleyemeyeceğime biz de, göre... Biz de bir şey sorduğu zaman cevap veririz ama açık, bir şey de ortadaysa açık, her şey ortadadır yani. Ve açıklamasını bunun yapıyorum. Bunun arkasına saklanan yok yani gerçekleri. Saklanmıyorum zaten, bunu anlattıktan sonra ne değişecek ki? Bana yıldız mı verecekler? Aa, kızın aklına gelmiş de uygulamamış ben diye. Ben sana yıldız verirsin veya verilmesin tamam, tartışmıyorum. Ben cevabını vermek istiyorum. Ayrıca emek sarf ettiğim zamanlar da çok oldu. Ama beğenildi ama beğenilmedi. Ama demek ki bazı şeyleri iyi dinlememişsin. Hayır, kendini farklı yöne çekiyorsun demek ki. Ben başka bir şeyler ya yapmaya çalıştım. Farklı bir şey demek istedi. Sen farklı olabilir anladın. Olabilir ama sonuç olarak biz siyah ayakkabı bile kabul etmeyeceğiz dediler. Senin ayağında siyah ayakkabı var. Ben bugün başka bir şey yapacaktım. Bunu duyduğum için siyah canım ayakkabı benim, siyah ayakkabı bile kabul etmeyecek dediler de mor ayakkabı giymeyeceksin demediler. Veya pembe giymeyeceksin tamam, demediler. Tamam olabilir ama dediler ve sen siyah giymişsin şu anda. Şu an sen benim siyahıma mı takıldın? Evet, ben her gün renkli giyinen bir insanım. Sen gelmişsin bugün bir gün siyah ayakkabı giydim tamam, diye buna mı takıldın başka yani? Bir şey yapacağım. Çıkarttım ayakkabısı siyah olduğu çıkarayım için hayatım. İptal ettim. Yan ayak gezeyim ay, senin ama için. Ama çıkartma ayakkabı. Çoraplarım güzel ama. Tamam. Nasıl çoraplarım merak ettim. Ten rengi. Ten rengi mi? Peki hadi bakalım Nazlı alalım seni. Jürimiz artık ne yapacağını şaşırdı. Bakın ne hale düştüler. Ne hale getirdin beni. Ne hale getirdin. Koko sen de Allah'ım yardım ver bana de. Yani buradan kalkıp. Allah yardım et bana. Evet şu makasla parçalamayayım diye önündeki kağıdı ne hale getirdin. Kesebilirsiniz. Yani sana bir şey söyleyeyim mi kızım? Hakikaten hepinizi bir kulak doktoruna götüreceğim. Yani bu takoloçu giyme diyorsun. Gene o takoloç. Daha alçak. Ne alçağı kardeşim bu? Apartmanın 10. katı değil de 11. 10. katı. Yani bu elbisenin altına bunu giyme dedik. O çanta nedir? Nerede buldun ya Rabbil Alemin? Hani satıyorlar ya çantalar fiyatı 10 liradan yok, böyle bir yerde. Yok mağazadan aldım. Yani nereden buldun bir elbise? Hoş. Rengi de güzel. Sen de güzelsin. Ama ayakkabıyla çanta... Bilmiyorum ya, beni bu hale soktun sadece. Hocam yani birkaç makas darbesi yapacaksanız. Yok. Ya beni bu hale soktun elbise sadece. Elbisede bir şey yok ki. Aa, öyle mi? Elbise. Tamam. Peki. Kesilecek, biçilecek bir yeri yok yani. Sibel zor şartlarda bakıyor şu anda sana. Nasıl bakıyorsun Sibel? Aa.
Olsun, o nasıl bakarsa baksın hiç önemli değil. Ya kurban olurum ben sana ama bak, yani gerçekten Nazlı. O renk değil. Yani şu üzerindekiler hani renk giyin kızlardan anlaşılacak sonuç bu değil. Renk değil senin üzerindekiler. Yani gayet renksizsin şu anda. Tek renksin. Renklerin birbiriyle dans etmiyor, kavga ediyorlar. Hani nasıl bizi bir araya getirir diye. Ya hepsi bağırıyorlar onları. Ben dolabıma baktığımda zaten şeyi fark ettim. Çok fazla yok. Siyah parçam var. Çok fazla siyah beyaz parçam var. Çok fazla pudra var. Evet. Kemik var. Yani. Kahve var. Buzdolabından mı giyinse acaba? Sen ben gerçekten şu ayakkabılarını versene, renkli ayakkabılarını. Ayağınız aynı mı? Ha. İdil. Yok hocam. Yok. Hocam. Giyemem ayakkabıları, çok sevdim. Çok özür dilerim ama ben... Bayılarak ben diyeceğim, senin o ayaklarını bir kıracağım. Hocam ne olur. Yani birbirinizle kavga etmekten burada sanki zannedersin şey yarışındayım. Yok. Ben yalnız ben getirecektim şey hocam, onun belki... üstüne getirmedim. Getirmeyeceğim. Yok. O tepkisinin üstüne getirmeyeceğim zaten. Getirecektim, çıkarıyordum yani. Benim kendisine kalbim kırık. Ben başka arkadaşlar gibi ukalalık ya da geçimsizlik yapmaya çalışmıyorum. O yüzden... Ayakkabılarını çıkar. Çıkart. Çok belli. Öbürkünü de çıkar. Oh be. Parmak ucuna kalk. Oh. Resmen o. Oh vallahi yani. De, düz ayakta dengede duramıyorum. Yani, zarafetinizi yani, gölgeliyorsunuz. Şu anda hani bir gün, şeker pembesi falan hoş duruyor ama beni bu hale soktuğun için... Öncelikle böyle body gibi bir elbise çok yakışmış sana, çok beğendim. Tabii ki çok renksizsin bugün biliyorsun. Ve bu kumaş bıdı 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 sevmiyorum. Drape. Yani. Neden? Drape. Bıdı bıdı. Yani üstünde çok güzel, sade. Keşke kolye taksaydın, kupe, yani hiç aksesuar yok. Var mı? Çok yani, küçük görmedim yani. Ama büyük bir daha kupe renk, istiyor. Daha, kocaman kupe daha renkli istiyor, kocaman. Bir şey. Büyük bir küpe istiyor yani. Tarz mı değil mi diyeceğim ama Umut'a geleceğiz ondan önce. Koko bitti yok, mi? Herkes. Bitti. Herkes yaptı yolunu zaten. Dediğim gibi o yakaya zaten hani geldiğinde bir şey takamazsın. Büyük küpe gerekiyordu. Bu renk bir elbisenin altına da hangi renk ayakkabı giyersen bir şekilde olurdu. Hani bu hariç. Niye böyle yaptın anlamadım. Niye anlamıyorum onu da bilmiyorum. Kaçıncı gün oldu? Olmuyor yani. Değil. Tarz mı Umut? Değil değil. Değil dedin. Değil dedim. Koko? Değil bebeğim. Değil. Mavi olur muydu? Olur, her şey olur. O bir olurdu evet. Onu düşün, tamam yok. Ya bu renk hariç, arkadaki arkadaşlardan hangi ayakkabıyı alsan olurdu? Tamam. Yani topuklu. Üzgünüz. Teşekkürler. Yok yok bugün. Tamam. Hoşça kal. Fazla alakasız olmuş. Diyene de bak. Saçın berbat. Başın karışmış gelmişsin. Kırmızı çanta çok daha çanta güzel olurdu. Ya ben floresan olmasına tahammül edemedim. Ama hiç işte dümdüz giymiyorsun. Konuşmamı mı istiyorsun? Üstüne giymişsin kapkalın polar, altında babet. O yara bandını almak için kaç kız var biliyor musun? Sevmiyorsan konuşmuyorum. Ne etsek kendimizi bu jüriye beğendirebilsek? Kolay değil. Otoriteler oturuyor efendim burada. Her biri dikkatle baştan sonra inceliyorlar kızlarımızı. Nerede güzel bir şey bulabiliriz ve faydalı bir şekilde onu kullanıma sokabiliriz. Ve tiyolar verebiliriz seyirciye. Tabii. Önemlisi. Çok kolay olmuyor. Bayağı zorlanıyorlar. Acaba Ecem sende var mı? Bir şeyler var mı bugün sende? Enerji. Hadi gel bakalım. Sen sevip öptün diye seni. Geçmişler olsun, geçmişler.
Evet. Ne kadar rahatsın. Şu an topuklu ayakkabıların içinde bütün kızlar senin yerinde olmak istiyorlardır. Ya inanılmaz rahat. Bir de enerjisi de güzel. Yani evet. Her şey yapabilirsin böyle. Aynen. Rahat aynı fikirdeyim. Evet. Sen ne yapıyorsun peki bu kıyafetle? Üniversitedeyim. Hazırlık sınıfındayım. 3 aydır bir boyfriend'im var. Onun basket maçına gideceğim. Evet. Bana verdiği kolyeyi de taktım. Umur getirsin diye. Çok duygusal. Evet, hediyesini de aldım. İzlemeye gideceğim. Hediye mi aldın erkek arkadaşına? Hayır, o bana aldı. O hediye bu. Evet. Hediyesini taktın. Ben aldım. Taktım, evet. Peki. Heyecanlı mısın? Maç için mi? Maç için. Bugün bir heyecan var bende. Çok hoşuma gidiyor. Heyecanı seviyorum. Peki. Hadi bakalım. Güzel hikaye. Evet Serpil. Bebeğim. Bebek. Bebek. Canım. Bugün seni çok karışık buldum. Genelde öyle hep mi? Karışıksın ama bu sefer çok karışıksın. Bu sefer gözüme kötü göründün ya. Genelde gerçekten çok güzel görünüyorsun gözüme. Evet. Çok karışık göründün. Yani o altın sarısı, o içindeki turuncu, üstündeki... Çok mu renk olmuş? Hayır, senin renkli giyinmeni ben çok seviyorum. Ama bu sefer çok karışık olmuşsun. Yani renk... Bilmiyorum, kötü geldi benim yüzüme. Açıdan karışık sonuçta. Yok, üstündekini çok beğendim bak. Hayır, şortunla o üstündekini çok rahat. Çok beğendim. Ama o altın sarısıyla turuncu orada diğer üstünle alakasız olmuş. Yani alakasız zaten yapıyorsun bazı şeyleri ama fazla alakasız olmuş. Evet İdil. Sen bence mevsimleri bilmiyorsun, hiç de bilmeyeceksin. Altında yazlık bir şort var. Üstünde kışlık bir kazak var. Böyle bak, dışarı bu kışlık çıkıyorsun. Değil. Bir kere ben zaten mevsim söylemedim. Okuldayız. Olacaksın. Okuldayız. Bizim okul çok sıcak. Okuldasın. Oluyor, sana böyle bakmasınlar. Bana ayda, böyle hayran hayran. Kim bu diye bakıyorlar. Hangi aydasın şu an? Hangi ay olsun? Mayıs olsun. Mayıs'tayım. Mayıs. Kafayı yemiş derler sana. Ay vallahi o kadar güzel şeyler söylüyorlar ki. Neyse okuldayım, o ayakkabıların bebeğim. Kokusundan artık burnum düştü. Sneaker'ları çok seviyordum. O model yüzden lanet ettim artık. Gerçekten berbat. Çorapların da berbat. Genel olarak bir Serpil dediği gibi seni. Karışıksın. Bugün de menemen olmuşsun. Bana öyle berbat falan diyene de bak. Saçın berbat. Başın karışmış gelmişsin. Çok tatlı duruyor şu an. Biraz kelimelerini türet bence. Tekrar menemen başladım. Gibi olmuşsun canım. Menemenim. Çok da severim. Ekmek oldu bambalık mu? Olanından değil ama. Bilmiyorum, çok bilmiyorum belki olanından. Mutlu Bey batıracak ekmeğini. Sana ne? Evet. Valla bu tarz benim sözlüğü çıkaracağım yani. Hani öyle bir kitapçık hazırlayacağım. Evimde ekmekle bekliyorum. Evet canım. Bekliyoruz. Burada bu tarz konuşuluyor. Peki Serpil? Ayakkabılarını hiç sevmiyorum. Zaten o sneaker'ları oldum olası hiç sevmedim. Bana çok böyle kompleksli ayakkabısı gibi geliyor. Ama şortun seni çok seksi göstermiş. Ama işte üstündeki kazakla pek örtüştüremedim. Kazak değil bu ya, tişört. Yani o biraz bana bir şey terletiyor gibi geldi. Seni böyle terletiyormuş gibi, alttan da böyle serinliyormuşsun bu gibi geldi. Bu ayakkabı demode oldu mu demek istedin, ona koku moku bir şey dedin de. Onu bir tekrar et. Bir dakika İdil, ne diyorsun? Normalde sneaker'ı çok severim ama bu modelin kokusundan burnum düştü artık tamam. Dedim. Cümleyi tekrar duymak istedim. Ben hazmet bir cümleyi değil mi? Haklısın. Ay, senin gözlerinde bir bozukluk mu var? Ya. Neden hayır. Böyle bakıyorsun? Bilmem, seni flu ulaşıyorsun da bazen netleştiriyorum böyle. Ben gayet netim. Kısık bakınca. Bence bir problem var, bir doktora gidebilirsin. Bak beni beklemeden konuşuyorsun, o zaman bir anlamı olmuyor. Söyle şimdi, bekliyorum. Aa, konuşmak istemiyorum, tamam. Konuşamıyorsun çünkü. Buse bir şey söylemek ister misin? Sildim yanağımı. Yok, söylemek istemiyorum. Peki küçük jürinin önünden asıl jürinin önüne alayım mı seni Ecem? Memnuniyet. Hadi bakalım. Bebeğim. Saçın aynı bugün. Yani böyle mi uyudun mu? Ne yapayım? Yani lütfen çektireceğim. Ama buna değil. Ya ne yapayım? Böyle yaptım aynı, geçen. Aynı. Evet. Ama geçen yaptım, onunla tarz alamadım. Onun için ama yani farklı bir şey yap. Lütfen. Evet. Renkli bir şey istiyordum bugün. Ama bu kadar renkli bir şey istemiyordum. Üstünde sweatshirt güzel beğendim. Keşke boyfriend jean bir de topuksuz bir şey söyleyeyim olsaydı. Mi? 1.90 arkadaşım. Yanında çok kısa kalmayayım diye. Bir de jeanle izlemek istemedim maçı.
Ama her zaman şort giyiyorsun ya. Ben uzun bir pantolon görmek yok, istiyorum. Yok, bu son ara veriyorum. Jean'le izlemek istemedim. Tamam. Boyfriend İyi. Jean, topuksuz sneaker, bir de kırmızı çanta. Çok kırmızı daha çanta. Güzel olurdu. Tamam. Çok karışık yani. Baby. Ya ben floresan olmasına tahammül edemedim. Rengin. Floresan'ı çok seviyorum. Ama bu sweatshirt'ün altında bu floresan turuncu çorabı sevdim. Ayakkabı sade dore olaydı. Böyle çok güzel dore lastik ayakkabılar var. Hani beyazı olmadan olsaydı ve altına da yani bilmiyorum beyaz mı giyseydi, lacivert mi giyseydi veyahut da tam tersinde kıpkırmızı bir şort mu giyseydi altına. Peki. Ama bu floresan rengi sevmedim. Yani saçınla benim sorunum çok yok. Çünkü neden? Ben hep söylüyorum. Yani öyle kadınlar vardır ki dünyaya damgasını vurmuş. Mesela sultanlarımızdan var. Nesişah Sultan. Vefat ettiğinde 96 yaşındaydı. Fakat 40 yaşından beri aynı saç modeliydi. Yani dünyada saç modeli bir insanın böyle bir saçın var. Toplarsın, açık bırakırsın, onu yaparsın. Koku bir, saç o kadar üstünde durma. Ama tabii ki senin kadar karmaşık giyinen bir kızda. Yorul. Ha, bak kapa. Bir lokma görünsün. Bak. Bir lokma görünsün böyle varla yok gibi. Doktor ne yaptın ya? Hep onların yüzünden ha. Yani benim de saçınla hiçbir derdim yok ama o ayakkabıları gerçekten görmek istemiyorum. Bir de biz seni hiç dümdüz şeylerle görmedik. Yani spor evet, ayakkabılarının doğru. Hepsinde bile böyle bir taban vardı. 1.65'sin, çok kısa değilsin. Yapma bunu kendine. Yo, boyumla takıntım yok ama ya, topuklu ayakkabı seviyorum. Rahat Hayır. yürüyor muyum bilmiyorum. Ama hiç işte. Dümdüz giymiyorsun. Yani evet, senin gibi yok. Tarz ve kendine güvenen hatta. Bir kadının dümdüz giyecek cesareti ve özgüveni olması gerekiyor. Varsın arkadaşım 1.90 olsun. Benim sevgilim de 2 metre. Ya ama işte ya, dümdüz geziyorum yani. Onun yanında. Açıkçası. 2 metre var mı senin sevgilin? Bir, tabii. Beğendim. Aa. Basketbolcu. Evet. Yani o ayakkabılar basketbolcunun gözünü alır. Çocuk fotoya şut atamaz. Olmaz yani. Bugün beğenmedim seni. Tamam. Peki. Var mı yorum? Evet. Tarz var mı tarz? Tarz yok, tarz Eyvahlar yok, tarz olsun. Yok. Umut, tarz yok. Ne oldu, küstük mü hiç konuşmuyoruz? Bak, ekmek banmalık durum olamadı ne yazık ki. Konuşmamı mı istiyorsun? Hiçbir şey söylemedin. Sustum. Gözlerin konuşsun, tamam. Okay. Umut öyle küsüyor bazen. Yani mesela bugün sana küsmüş olabilir, evet, niye beni hayal kırıklığına uğrattın diye. Küstün mü Umut? Biraz küsmüşüm ya. Ne? Bugün gemi batılmış. Ama beğendiğin parçalar var mı? Gemi batmış yani. Bugün. Hı? Beğendiğin parçalar var yani, mı? Vardır bir şey. Steve'le ilgili ya konuşacağım hiçbir şey yok senin kombininde. Bugün bir de sen de değilsin. Niçin? Bilmem, inandıramadın beni. Bugün inanmadım. Ya güzel, üzerindekiler okay. hakkında konuşacağım bir şey yok. Tamam. Sen diyorsun bu konuyu al bir düşün. Evet. İyi küstük biz, tamam. Bazen söz söylememek daha önemlidir. Öyle olsun bugün de. Peki hadi bakalım Ecem. Üzgünüz, ne yazık ki yıldızın yok. Olsun. Hızla devam ediyoruz. Şu kocaman dünyada senin gibi görmedim. Böyle bir yar istemem. İstesem de istemem. Şimdi bizim güzeller güzeli jüri üyemizi alıyorum. Bizim güzeller güzeli jüri üyemizi... Bir görmenizi istiyorum. Efendim. Bakın, yorum nasıl yapılabiliyor eğer malzeme varsa? Şekil bir örneği. Gel Kokucuğum. Geldim. Gel bak, seni buraya kadar getirdim. İşte Koko, işte jüri ve işte yorumlar geliyor. Kim başlasın? Yani tabii ona yorum yapamıyorum. Bir tek şeyi söylemek istiyorum. O da kızlarımıza söylemek istiyorum. Duruşa Dikkat bak. Dikkat ederseniz Koko'nun üstünde... dantel var, püskül var, farklı var, siyah var, takı var. Fakat bütün bunları bir araya getirebilmek için işte bu uyumsuzlukta uyum dediğim
çok zor, çok dikkatli bakın. Yani çok dikkatli bakın. Hani sizde beğenmediğimiz kısa etek var ya. Bak kısa eteğin boyu nerede? Evet. Sizdeki yukarıda oluyor çok. Bu sefer altı kötü duruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir arada çok şeyi kullanabilirsiniz. Ama işte çok dikkatli kullanmak gerekiyor. Nereye gidebilir Umut bu kıyafetle bir hanım? Bu bir düğün. Bu bir düğün mü? Yani. Event'e gider. Bu bir nişan kıyafeti olabilir mi? Yani pek olmaz. Bu bir mezuniyet kıyafeti olabilir olur. mi? Şimdi biliyorsunuz olur. dönemler yaklaşıyor. Olur. Herkes çok, güzel çok heyecanlı. Olur. Mezuniyet çok de olur, olur, gala da olur. Evet. Büyük bir filmin galası event, ya gala. Da işte... Oscar töreni. Oscar töreni. Ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Ya tabii ki bu püsküller ve bu hani altındaki Charlie Stone tarzı bilekten bağlı ayakkabılar çok yakışmış ama eğer mezuniyete gidecekse genç kız ve bol dans edeceğini düşünüyorsak takılıyor değil mi püsküller? Evet. Evet. Şeylere, kenar tokalarına. Evet. O yüzden de hani bilekten bağlamasız bir ayakkabıyla daha kolay dans edebilirler eğer evet. dans edeceklerse. Evet. Çok haklı. Herkese çok güzel bir örnek oldun. Koko çok teşekkür çok ediyoruz. Güzel. Biraz gözümüz bayram etti seninle. Sırada Özde var. It's Nikki, full throttle, it's oh, oh. Swimming in the crowd, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in the engine that could go. Batman robbing it, bang, bang, cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders... Hoş geldin Özde. Merhaba. Bak, 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 bugün kendini iyi hissediyor. Nasıl evet, bir enerjiyle geldi. Mutlu musun bugün? Evet. Neden? Yani herkes rengarenk, biraz bahar havası gibi olmuş. Hah, değil mi? İçim açıldı böyle. Evet, çok güzel. Nereye gidiyorsun böyle? Öncelikle İzmirliyiz biz. Yani anne tarafım İzmirli. Evet. Her sene gidiyoruz. Şimdi İzmir'deyim. Neresinden Alsancak. İzmir'in? Her yerden varız yani. Anneannem, Bornova tarafı, teyzemler, üç yol. Evet. Çok değişiyor. Peki. İzmir'e mi gittin? İzmir'deyim. Arkadaşlarla buluştuk. Kuzenlerim toplandık. Yemek yemeye gidiyoruz Alsancak'ta. Oradan kordona geçeceğiz. Biraz oh. eğleneceğiz. Allah! Ne güzeldir o kordon. Evet, süper ya. Çok seviyorum. Peki. Hollywood. Dönelim bakalım arkadaşların nasıl Dönelim. Yorumlayacak bu kordon turunu. Kordon turu. Evet arkadaşlar, var mı yorum? Peki Ecem. Küpene bayıldım. Ya bu kadar mı yakışır hani? Teşekkür ederim. Çok tarz olmuş. Çok yakışmış rengi. Sarı da teninde süper duruyor. Ojelerin her yerini inceliyorum şu an. Teşekkürler. Biraz böyle sesini duymak istiyorum gerçi. Yine seni duyamıyorum. Ama ayakkabılarını bir sevemedim. Hmm. Ama çok hoşsun, çok naifsin. Yani onu da artık sakinleştirmek istedim. Ne? Alt tarafı. Duymuyorum. Sen de biraz abartıyorsun yalnız. Ay ciddi he. duymuyorum. Herkes ciddi. Duyuyor ama beni bir tek Hayır, sen duymuyorsun. Duyuyor musunuz? Ben gerçekten. Abartıyorsun Bak. Yani. Yani kulaklarınızda biraz problem var bence. Doktora gidin siz. Aslına kadar pozitif bir şey söylüyorum. Ya bu da benim tarzım yani. Tamam o zaman duymayalım tamam. Dışına çık demiyoruz. Ben... Sadece biz seni duymuyoruz. Tamam küpen Ben senin kadar bağırarak konuşmayı sevmiyorum. Teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. Hadi alalım seni o zaman Özde. Başka yorum yoksa. Merhaba. Sanırım 3 ya da 4 problem önce o... Cin'in ayakkabıya değmeme meselesini söylemiştim ya ben. Değiyor değil mi? Arkadan değiyor. O da bayağı... Kıvırayım mı? Kıvırayım mı? Kıvır yani olursa. İki manşet. Bir, iki. İki manşet evet. Zaten bacak boyu yeterince uzun. Evet.
Bu bir aslında tiyo aynı zamanda değil evet, mi Umut? Evet, çok önemli bir tiyo. Bak şimdi bir dön. Yani değişti. Ayak bileği çıktı ortaya. Yani evet ve ayakkabı da gösteriyor artık kendine. Gerçi paçalı birazcık bol da onun. Hani daha evet, da olursa daha da güzel olur. Daraltacaktım aslında ama zaman olmadı. Olsun. Yani dürüst olmak gerekirse bayağı bir cim firmasının reklamında oynayacağın kadar güzel gözüküyor cim. Teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyor. Çok sağ ol. Güzel taşımışsın. Sadece üzerindeki o penye diyorum ben ona. O penyeyi ben hiç sevmiyorum. Çok gördüm ben onu galiba bu sezon. Sevmediğim bir penye. Keşke böyle bir tişört giyseydin göbeği açık. İlk defa hafif böyle de bir şey giydim ben bu sezon. Ve aynı zamanda küpeni de hiç sevmedim. Onunla birlikte. Ama en azından bir aksesuar takmışsın. Ben kimsede küpe göremiyorum. Evden ben getireceğim size küpe en sonunda. Yani bir küpe takmışsın en azından. Çantan falan da fena değil. Yani şey, güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Peki, Coco. Hoşsun bugün. Ama üstünde çok açık sarı. Altında pantolon çok koyu rengi. O yüzden kesinlikle daha renkli bir ayakkabılar ve çanta olsaydı yani çok daha güzel. Küpe çok sevdim. Saç makyaj süper. Sadece daha renkli bir çanta ve ayakkabılar istiyorum. Teşekkürler. Peki. Cemil Bey? Sevmedim. Sevmediniz. Yine mi? Sevmedim. Yani ayakkabıyı tek başı çok güzel ayakkabı. Cin kıvrılınca böyle güzel. Ben söylüyorum o minik çantalara bilmiyorum modada herhalde ki herkesin elinde bir tane küçük portföy gündüz vakti. Portföy denen çantalar gece çantalarıdır. Ya da bunların çok iyi markaları, çok büyük markaları çok hoş küçük çantalar yapıyorlar. Bluzu nefret ettiğim bir tarz. Yani bu kadar... bluz mu diyeyim artık ona, tişört mü diyeyim, ne diyeyim, nefret ettiğim bir şey bu. Buradan böyle bant 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 bant. Söylüyorum sen bir askısın, çok güzel bir askı ama hala sen kimsin, nasıl giyinirsin askının dışında onu bulamıyorum. Yani bayılıyorum sana ama bulamıyorum. Yani ne tarz yöneliğimi anlamadım, yani karar veremiyorum senin, yani. Senin fikri verin muazzam bana. Bir kız olduğunu... Yani bu aptal üstünde giydiğin sarı şeyi bile taşıyacak evet. kadar güzel evet. olduğunu ki bunu başkaları giyse eline ayağına beş de parmağına derdi. bunu bile taşıyabilecek kadar güzelsin. Ama hala senin kendinin bu kadar günden beri bir tarzı olduğunu görmüyorum. Yani sadece güzelsin. Yani güzellik bir tarzsa evet tarzsın. Ama güzellik bir tarz demek değil. Değil tabii. Ben bir şey söyleyeceğim Cemil Bey, bölmeyeyim. Lacivert mi cinin? Her lacivert. Evet. Yani üzerine beyaz bir atlet giyip benim üzerimdeki gibi şöyle bambul bir ceket giyseydin. Hani... Evet, sen de çok şıksın, bir gelsene görelim Allah aşkına, gel. Geveyim mi? Gel gel gel. Geldim. Gel bir görelim seni Allah. Ben değil, aslında her gün seni çıkarım. Normalim ya. Nasıl? Normalim. Ben normal hep... misin? Sen yani... şu üstündekini ona versene. Normalim ben. Verin. Şu üstündeki çıkarıp bir ona giydir seni. Ama keşke içinde beyaz olsaydı. Ha bir giydir, ayakkabısı da yeşil çünkü. Hadi vereyim hadi. David giydir bakalım. Hadi bak. Vereyim. Bak bak bak. Ama bak. Birazcık kullanık olur. Bak yara bandı da var üstünde. Bak. O da Umut'un imzası biliyorsunuz o yara bantları. Görüyor musun yani? Şu bunu anda kalbin mi yaralı? Ne oldu? Önünü kapatsın mı? Şu anda var yani ya. Kapat kapat önünü kapatsana. Kapatsın çeksin mi biraz? Dur. Ne kadar? Şu anda işte böyle. Küpeyi de çıkar. Bayıl, çok hoşuma gider. Lütfen. Yani sana söylemek istiyoruz. Yani sen güzel bir kız olduğun için vücudun da çok güzel. İlla onu hep göstermek mecburiyetinde değilsin. Sense hep onu göstermek mecburiyetinde gibi böyle daracık. Hep böyle o vücudu göster. Hay değilsin, o podyumda göster onu. Mayo ile göster. Normal ama ben... mesela bu kadar bir dar cinin altına bol bir sweatshirt giy. Bir omzun hafif açılsın. Ne bileyim lastik ayakkabılar giy. Saçlarını tara ve çık. Yani böyle bir yeşille.
Evet. Şu anda bayıldım. Evet, bir tane kep taksaydın. Bir kep, bir de atlet bitti. Bayıldım yani. Böyle bu haliyle bayıldım. Yani hissetti mi şimdi mesela biraz? Aynen. Yani tarz meselesinin nasıl bir şeylerde hissedilebildiğini. En azından hissetmesi de önemli. Belki sonra uygulamaya daha kolay geçer. Normalde evet. Böyle şeyler çok yiyorum şimdi. Ben. Şimdi? Yürüyeyim. Küpeni de çıkart. Küpesini Çanta. Çıkartsın ama. Evet, küpe çıksın değil mi? Yani çok bu halde sevdim. Gelseydin. Böyle kabul edin. Edemeyeceğiz. Ben de kısacık yorum yapayım. Yani senin çirkin gözükme imkanın yok. O yüzden sen her maça 1-0 önde çıkıyorsun. Ama maalesef o kadar hani kafan karışık ki maçı kazanamıyorsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Evet. Bir defa bir şey güzel söyle. Diyorum. Sen bunu giydiğinde rahat ettin mi? Evet, çok rahat. Zaten benim tarzım dışarıda böyle giyiniyorum. Burada... Tarzın busa kızım, bize gazetin ne senin? Hani sen beni bu kadar yormaya üzmeye hakkın var mı? Dünya güzelisin, burada diller söylüyor. Beğenmezsiniz tarzım bu diyor. Diye korkuyorum. Ben yani. Kalkıyorum. Elime ayağım. Bana bir sopa verin. Bunu ayağımın altına alıyorum şimdi. Allah. Hay, tarzı buymuş. Görelim bakalım. Sen bir yarın öbür gün kazara bile giyinmiş için gel. Yemin ediyorum anneni çok seviyorsun. Özür dilerim hanımefendi. Evet. Şu makasla saçlarını yolla. Peki, tamam. Tarz mı değil mi? Değil. Değil. Değil tabii yani bu. Yukarıdan. Değil dedim. Böyle buna bakma. Evet, yani I can't look like this. Evet, renkler yanlış seçtin bugün maalesef. O yüzden tarz. Olsun, teşekkürler. Peki, seni göndereceğim Umut'un montunu vererek. Biliyorum. Aslında vermek istemiyorum. Vallahi her genç kız senin gibi şu evet. An hayallerde ama... Umut, o yara bandının anlamı ne öyle? Bilmem, bugün öyle taktım ya, niye bilmiyorum. Kalbi yaralı. Özde'den geldi. Bilmiyorum. Artık o sabaha kadar bunu dinleyebilir. Montunu da giydi. Kızlar hayran. Devam ediyoruz hızlı efendim. Buse geliyor. Kendisi biraz rahatsız ama ona rağmen bugün yine de aramızda. İzliyoruz. Conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. Ay, suratı sararmış. Ne oldu sana? Nasıl oldum? Maalesef. İyi misin birazcık evet, daha? İyiyim. Geçmiş olsun. Tempo mu yordu? Hayır, bilmiyorum ne oldu. Bir şey oldu. Evet. Peki. Nereye gidiyorsun? Yormayacağım ben, seni. Abimi cidden çok özledim ve onunla buluşup bir şeyler içeceğiz öyle. Peki. Günlük özlemiş. Halindesin. Evet. Abinle kahve içmeye gidiyorsun. Evet. Pekala. Hadi bakalım dönelim. İdil. İnan bana, hasta olduğun halin diğer tüm hallerinden çok daha güzel gözüküyor. Gerçekten çok iyi gözüküyorsun. Yanlış anlamam, hep bir hastalan gel bence, bir üşüt gel. Diğerlerine göre çok daha iyi duruyor, emin olabilirsin. Bu arada çok geçmiş olsun. Tamam. Evet Nil. Gördüğümüz hallerinin en sporu, en düz hali ama yine kendisinden işte bir şeyler var. Çok duru görünüyor. Peki. Hadi bakalım, gel seni jürinin karşısına alalım. Bugün sana iyi davranıyor herkes. Farkanı neden giymedin? Onu üşüdüğüm için almıştım. Ya bilmiyorum, şimdi tam şurada aynada baktım. Onunla gel, onunla. Onunla gel, evet. Onunla gel. Versenize farkasını. Sibel, gözümden de hiçbir şey kaçmıyor.
Kaltal gözlü Sibel. Şimdi oldu. Çok daha güzel oldu. Tam böyle şey, hakikaten yani senin kendi tarzında böyle hastalansam ya da yani o gün böyle yorgunum, hani bayağı böyle sokağa çıkacağım. Tam kendinin o tarzısın, benim de çok tarzım. Ya yani ben tabii kısa pantolonla giymem de bunu. Ama bunun uzun hali, bere de takmam, bu keltoş kafama. Hüdaber diye benziyorum. Çantayı da öyle almam, biraz büyük alırım ama böyle bir t-shirt, blue jean, üstümde yeşil bir şey. İşte at kuyruğuma belki buraya bir şey koyarım ama çok beğendiğim bir tarz. Beğendiniz. Peki. Hastayken herhalde birazcık böyle enerjin olmuyor. O beyninde dönüp dolaşan fikirler birazcık böyle dindi. Evet. Ve şu anda sadesin, rahatsın. Böyle gereksiz taramalar yok üzerinde, gereksiz teferruat yok. O yüzden çok sevdim seni. Çok güzel gözüküyorsun. Bu ders olsun, bu hastalık da biraz uzun sürsün inşallah. Evet. Frene basabilmişsin yani hastalık yüzünden. Koko? Evet, Buse geldi. Stres yapma tatlım ya, her şey güzel olacak. Çok beğendim. Çok. Şapka çok güzel. Çok tarz. Ayakkabılar sevdim, her şeyi sevdim. Keşke bir kemer olsaydı. Evet. Ama olsun, giymedin. Beğendim. Teşekkür ederim. Gel. Makyaj yaptırmak istemedim. Gel Yavuz. O kulağında kırmızı kudreye takarlar ya. Sana yağ bandını takacağım. Ben Umut'tan, vay çok güzel. Git. Yağ bandını. İyileşirsin artık. Peki. Tarz mı efendim kendisi? Çok. Yorum yapmadınız hiçbir şekilde. Yapacak bir şey yok. Her zaman hastalan. Harika gözüküyorsun. Tarz yok, diyorsun. Kurumuz. Çok. Koko. Ekmek bağımlılık evet, mı? Evet, tarzın. Evet, ben de aynı şeyi söylüyorum. Hastalanmak ona çok yaramış. Çünkü o beynindeki karışıklık gitmiş. O yara bantını da iyi sakla kızım. O yara bantını almak için kaç kız var biliyor musun? Şu anda saçını başını yolan. Ah diye. Bence benim saçım başım yolacaklar çıktıktan sonra. Sakla o yara bantını. Tarz. Tarzsın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler Buse. Neden bir saniye, olduğunu, bir saniye. Ben neden bu şekilde... Lafımı bölmezsen bir saniye. Ben neden bu şekilde dışarı çıkmazmışım? Üst üste beni böyle vecihi olayım mı senin için? Vecihi geliyor. Keşke şöyle stüdyodan dışarı uçsak ne mutlu olurum biliyor musun? Ama gerçekten çantan çok alakasız. İkinci el gibi. Aa, o kafa ben hiç gereksiz benim fikrim. Beğenmedim. Ya içindeki beyaz tişört, o üç maymun. Renkler çok dikkat çekerler. Çok güzel çekerler. Göbeğini de açmışsın bize. Kıyafet yani. Konusunda gayet var zevkli yani. Olduğumu düşünüyorum. O zaman çanta, çanta da tak. Benim de çanta zevkim kötü. Anlayabiliyor musun? Ve bu tarz benim de eleme gecesine bir kala kızlarımız podyumda yerlerini almaya devam ediyorlar. Sırada Serpil var. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok iyisin. Evet. Böyle bir rahat kıyafetler, bir şeyler saçında. Evet. Nereye gidiyorsun? Ben evde temizlik yapıyordum bu kafamdaki filarla. Evet. Sonra telefon geldi. Bir kız arkadaşım aradı. Sevgilisinden ayrılmış. Çok kötü ağlıyordu. Ben de öyle apar topar hazırlandım, çıktım evden. Ha, fırladın gittin. Evet. Kafanda bu kaldı. Evet, kafamda kaldı. Öyle, öyle giyindim, çıktım. Günlük halin. Evet. Tarz mı sence bu? Bilmem. Ben hazırlandım, çıktım. Kafamda bu varken tarz olduğumu hissediyorum. Anladım. Kafayı unuttun mu çıkarmayı yani? Onu tam hayır, anlayalım. Hayır. Bilerek çıkarmadım. Ha, o zaman... Ona göre kombinledim. Kafamdakine göre kombinledim kıyafetimi. Seni küçük anten dön bakalım. Peki. Aygün. Senin gibi renkli bir kişilik evde bu şekilde bulunmaz.
Evde bu şekilde değildim. Evden bu şekilde çıkamazsın. Pijaman vardı. Çıkmazsın. Pijamayla temizlik yapıyordum. Bak başkası olsa pijamayla temizlik yapılmaz mı? Cam siliyordum. Bak bu şekilde sen dışarı çıkmazsın. Bunu hepimiz biliyoruz. Senin neden ruhunun, karakterinin ne kadar renkli olduğunu. Neden bir saniye olduğunu. Bir saniye. Ben neden bu şekilde lafımı bölmezsen bir saniye. Ben neden bu şekilde dışarı çıkmazmışım? Üst üste biniyor. Nasıl dışarı çıkarım ben? Söylediğimiz hiçbir şey anlaşılmıyor. Lütfen lafımı bölme. Soracağın söyleyeceğin ben şeyi benden sonra söyle. Dinliyorum. Saygısızlık oluyor. Tamam. Dinliyorum. Teşekkür ederim dinlediğin için. Sesini duyamıyorum ama biraz yüksek sesle konuş. Tamam. Bölme, duyarsın. Hı-hı. Dinle, duyarsın. Biraz yüksek sesle konuş. Şunu söylüyorum. Bu şekilde dışarı çıkamazsın. Ben bir anda dışarı çıktığın kıyafetle de bir tarz programına gelemezsin. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Bence bunların hepsi sadece bir uydurma. Sen öylesine kıyafetleri almışsın, giymişsin. Jürimiz de renkli giyinin dediği için ve sen bugün renkli çok giyinin çok koyu dediği için olduğun mi? İçin ben her gün şey renkli uydurdun. Giyiniyordum hayatım. Sizler gibi siyah beyazla takılmadım ben. Ben siyah beyazı da çok severim ama renkli giyindim. E tamam renkli giyinseydin. E tamam renkli giyinmek için renkli giyinmiyorum şey ki ben. Hepsi ölmüş ama sen ölü bir kadın değilsin. Yaşayan canlandırayım bir mı seni? Kendin canlan, kıyafetlerini de canlandır. Çünkü biz seni canlı görmeye alıştık. Yani mezardan çıkmış gibi görmeye alışmadık. Kafamı o kes o zaman. Yapma. Bedenime bakma, kafaya bak nasıl? Ben niye kafanı keseyim? Bak nasıl? Kafan çok tatlı nasıl? Ama canlı kıyafetim olmamış. Nasıl? Tamam şirinliğine sen yine yıldızını alırsın. Ondan %100 eminim de kıyafet olmamış. Bunu söyleme lütfen. Jüriyesine müdahale etme. Onlar yok, ister yıldızı verir, ister etmedim. Vermez canım. Ben müdahale etmedim. Ben yıldız konusuna sen girme canım. Yüzse konu, yıldız konusuna konu sen girme. Onu jüriyelerimiz alırsın, karar ama verir. Ama konu kıyafetse bence almamalısın. Çünkü bu senin karakterin değil. Diğer kıyafetlerin senin karakterini tatlım, örtüyordu. Tatlım bitti mi? Evet bitti. Teşekkürler. Rica ederim. Peki evet Nazlı. Vallahi az önce bayağı bir eleştirdin beni. Eleştirdiğin konularda da haklı olduğunu gördük de yani bu kılıkla olarak mı eleştirdin? Yani bandananla ya da saç bandınla hırkanın yakaladığı... Sen beni sadece bugünkü kılığımla eleştiriyorsan eğer... Yo, başka sana söyleyecek sözüm de, yok canım. Ben başka günlerde de aynı fikirdeydim. Sana söyleyecek sözüm yok. İşte aceleyle çıkmam gerekti evden o yüzden bir şeyleri birleştiremedim. Ben de çoğu zaman evden aceleyle çıktım arkadaşım üzgün olduğu zaman. Ama en azından bu kadar birbirinden bağımsız parçalar geçirdiğimi hatırlamıyorum. Şöyle ki bu... Bazen şey biliyor musun? Annem Karadeniz şalvarı giyiyor. Aha. Ben de onu giyiyorum bazen evde temizlik yaparken. Aha. Onunla bile dışarı çıkabiliyorum. Doğru yani. Ama bana bahane gibi gelmesinin sebebi şu. Bence uyduracak bir şey bulamamışsın. Çünkü ceketle bandana arasında uyum var. Çantayla ayakkabı arasında da o zaman yakalasaydın. Bununla bunu düşünürken onu da düşünseydin ben falan filan. Ben gayet uyumlu olduğunu düşünüyorum canım. Bana çok böyle bir şey olabilir. Yapamadım. Bu hikaye... senin fikrin. Bir sana şey saygı duymuyorum. Bir şey olabilir diyorum sadece. Bir şey yapamadım. Hikaye yazayım, kolaya kaçayım mantığı gibi geldi. Ben de sana benim saygı duymuyorum. Bu. Peki İdil. Bana dedin ya üstündeki kıyafetler hatta birkaç gündür söylüyorsun. Senin değil, sen bu değilsin dedin. Sen de bu değilsin. Sen de o bir mi ikinci gün mü hatırlamıyorum giydiğin beyaz elbisenin kızısın bence. Ay bu kıyafette ne vardı bu kıyafet ben bu değilim ya. Bu kıyafette bir şey yok işte. Ne sen de bu değilsin. Ya? Ne sen de bu değilsin. Ya? Ne sen de o tişörtün orkanın kızı değilsin. Sen bu değilsin. Bana sırf bugün bu kıyafeti giydim diye mi söylüyorsun? Evet çünkü yani? Şu an bu kıyafetini eleştiriyorum seni. Neyle eleştireceğim? Tamam yani sen bunu genel olarak niye algılıyorsun ki? Ne alaka yani? Ama şu an böyle geldim. Ben de diyorum ki tamam, sen de bu geldim. Değilsin ben diyorum. Buyum. Değilsin. Ben kendimi kimseye farklı göstermek için seni o üstündekiler gibi görmedim, duymadım, bilmiyorum diyorum yani. Tamam sen canım ben değilsin. O zaman duymadım, görmedim ve bilmiyorum. Duymayıp görmeyip bilmediğin çok belli yoksa bunları giyip çıkmazdın. Biraz görseydin, biraz duysaydın ve bilseydin ben böyle bulaşmazdın. Ben merak etme her şeyi görüyorum, duyuyorum. Hiç sanmam. Ve biliyorum. Toptan bir kontrole gitmek biliyorum. Lazım. Biliyorum. Ben de. Ben münakaşaya girerim, hadsizliğe değil. Ay. Ay bebeğim. Bebeğim, bembeyaz, ya. Saf, temiz kadın. Yok canım ya, ben o kadar saf değilim. Kelebek gibisin, uçmak istiyorum. Burada benden çok saflar var, onlara söylesen bunları. Beni böyle vecihi alt edemezsin. Vecihi olayım senin için, vecihi geliyor. Keşke şöyle stüdyodan dışarı uçsan ne mutlu olurum biliyor musun? Bitti i̇yi mi? İyi şov kızısın. Bana bitti diyorsun mi? Ya, ben bitti iyi mi? Şov kızıyım, sen de öylesin. Bitti mi tatlım? Sana benim söyleyeceklerim hiç bitmez ama şimdilik bitti. Tamam canım, o zaman sonra devam ederiz. Ederiz, hiç problem tamam. Yok. Şimdilik bitti. Peki hadi alalım seni Serpil. Yani seni ilk gördüğümde aklımdan şöyle bir şey geldi. Aa galiba Serpil Trabzon'a gitti. Hani hikayesi böyle bir şey. Ailesinin yanına. Hani küçük bir ziyarete gitti. Orada hani oradan aldığı bir şeyi kafasına taktı. Aynı şeyi ben de hissettim. Böyle niye hissettim? Yani öyle bir hikaye anlatacaksın.
Ve biz işte İstanbul'da yaşayan Serpil Trabzon'da ailesinin yanında böyle gezer. Yok, Trabzon'da konusunda böyle gezmiyorum. Trabzon'da daha farklı geziyorum. Hani tatmin olacağız gibi gelmiş. Öyle evet. hissetmiştim. Yani kafandakiyle o üzerindeki palto mu? Hani onu beğendim. Birbirine de iyi uydurmuşsun. Ama gerçekten çantan çok alakasız. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ben söyleyeyim. Hep göz göze bakışıyor diyorsunuz. Değil. Tabii enerjisini gene çok seviyorum. Başındakine bayıldım. Çok tarzım. Ceketi çok sevdim. Botlarını da sevdim. Fakat bunun altına böyle tüp, yani bu stretch blue jean değil de hakiki bir blue jean giyseydin daralan, o zaman hakikaten bunu çok sevebilecektim. Hı hı. Ama bu, sen her ne kadar bunu blue jean diye de giyiyorsan, stretch bu. Ve bu sana yakışmıyor değil. Senin bacak boyun çok güzel. Ama her dakika stretch giymen beni artık rahatsız ediyor. Yani seni bugün son defa gördüğümü ümit ediyorum stretch'le. Bir daha stretch'le görmeyeceğimi ümit ediyorum. Ama daracık pantolonlar var, çok güzel. Aşağı doğru daralan kumaş pantolon, blue jean var. Bir daha öyle göreceğimi ümit ediyorum. Çünkü bir daha bu stretch'i giyersen, inan kesin bütün hocam. Sempatime rağmen burada seni onu parçalarım, eline veririm, oraya da oturturum. Çantayı zaten, yani çanta şey gibi, sana da öyle gelmedi mi? İkinci el gibi. Aa, değil hocam. Kötü, iyi bir şey. Aa, yeni alınmış değil de. Aa, güzel. Yani aldım ama bayağı oldu. Çanta tek başına oldu, güzel aldım. Ama yani bu ama attım yani falan. Geri kalan kısmına bayıldım. Ben bir tek söylüyorum. Yani artık stretch, yani bacağına yakışıyor diye, yani vücut hatları da güzel diye devamlı stretch giymen beni sinirlendirmeye tamam, başladı. Hocam. Senden yani onun dışında bir şey bekliyorum tamam, artık. Hocam. Geri kalan kısmı çok hoş. Peki. Kokocuğum? Ya normal bir kıyafet giydin bugün. O kafa band hiç gereksiz benim fikrim. Beğenmedim. Temizlik yapıyor ama. Hı? Temizlik yapıyor. Saçını evet. süpürge etmiş ama yuvası için. Sevmedim. Çok karışık, gereksiz. Eğer o pantolon, o bordo rengi çok daha güzel olurdu. Şunu. Evet, o rengi. Hı. Evet. Çanta. Evet. Çanta bakmıyorum. Attım zaten. İşte. Yani kötü değilsin ama tamam. özel bir şey bulmadım. Yani tamam. normal bir kıyafet. Bu tarz benim yarışmasına gelinir mi böyle diyorsun? Yani. Aa. Öyle mi? Öyle mi Koko? Öyle dedi galiba. Öyle ben bir şey demedim. Yani pazara gitse gidemez. Pazara gitse 10 çimdikle çıkar ancak oradan. Yani Beyoğlu'na çıkmaya kalksa önünü kapayıp çıkacak, onu yapamaz. Yani streç'i ancak Bağdat Caddesi'ne giyer dolaşır. Geri kalan yerde... Var hocam sizinle beraber giyip hayır, dolaşacağız. Hayır dolaşacağız biz inşallah ne diyoruz da. Sen ne diyorsun? Serpil, 3 maymun ne? Emoji. Öyle, evde... Haberin yok muydu yoksa giydiğinden? Efendim haberim var canım, olmaz mı? Olur da bir şey söylerlerse. Var yani alttan sosyal mesaj. Okey. Yani çok fazla yoğunluk bir şey yok. Üzerindeki hırka mı? Ceket mi? Hırka. Hırkamsı hırka. Evet. Aha. Hırkamsı da neyse. Kapşonlu falan. Kelimeyi. Ha kapşonlu. Ya içindeki beyaz tişört, o üç maymun falan. Kafandaki. Kalbin tarzı abi senin. Efendim? Sen değilsin. Kalbin tarzı da sen değilsin. Kalbim tarz, ben değilim. Sen değilsin. Ben tişört beğendim bu arada. Çok tatlı bence. Nasıl? Tişört. İçindeki tişört tatlı evet, buldun. Evet, tatlı. Tişört çok ben şeker. Koko tarz mı? Değil. Teşekkür ederim. Demir Bey. İçim paralanarak. Değil. İnanamıyorum ilk kez. Hayır, ne alaka? İçim paralanarak değil. Aa, çimdik hem de karalanarak için. Dediniz hocam. Paralanarak. Paralanarak. Tarz değil. Hadi bakalım, alıyorum teşekkür seni yerine. Ederim. Evet,
saç konusunda Cemil Bey'i dinleyenlerden biri geliyor. Nil Anka. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brains, I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump, 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 pump it up and back it up like a Tonka truck, darling. Alakan yok ama tutturdun ses sanatçısı olacağım, evet, diye. Evet, seviyorum, çok seviyorum. Peki o zaman. Böyle giyindin, salladın falan, nereye? Aperatif bir şeyler de atıştıracağımız dergiye röportajım çıkacak. Ondan süslüsün, derli toplusun. Genel yayın yönetmeni benimle röportaj yapacak. Bir yerde buluşuyoruz. Abi yalnız altında kimseyle röportaj yapmıyoruz. Genel yayın yönetmeni özel ileride. Hazır mısın arkadaşlarına dönmeye? Ha, evet, oraya hazırım da jüriye çok heyecanlanıyorum. Heyecanlanıyorum. Evet. Peki, hadi dön bakalım. Evet Özde. Sadece o penye mi? Onun kumaşını sevmedim ben. Evet. Ben bunu da bir açıklama getireyim. İyi ki değindin. Böyle asimetrik kesimli süslü püslü bir şey giyecektim. Ama sonra jürinin sözleri kulağımda çınladı birden Ebru Hanım. İşte burası asimetrik, burası asimetrik. Çok kalabalık bulurlar diye tek sadede bu yanımda vardı. Biraz aceleye geldim, kusura bakmayın. Yani güzel ama renk falan uyumlu olmuş. Hadi. Saçlarına da çok güzel, bayıldım. Teşekkür ederim. Peki hadi alalım seni. Çok sıkıldım çocuklar. Çok sıkıldım bu. Yani hakikaten yavru kızım benim. Köşe yazarım benim. Moda takipçim benim. Bu böyle gidecek mi bu tight jean, tight daha yıllarca? Tam üstüne denk geldim. Son ben. Trendlere nerelere gittin? Hangi defilelere? Yani o kadar kolaya kaçan bir ters ki bu. Aslında yani denim hani son 5 yıldır Umut da biliyor zaten yani. Hatta son 10 yıldır her tür versiyonuyla karşımızda var. Yalnızca böyle bu kadar darı ve yırtığı yok piyasada yani. Her şey var. İspanyol paçası var. Boyfriend jean diye bir şey var. Alternatif çok var. Ben de siz gerçekten vücut hatlarınızı ortaya çıkarmayı seviyorsunuz. Acaba bunu Türk kadını mı seviyor? Ve hani biraz kolaya kaçıyorsunuz işte. Bir stiletto, dar bir pantolon, bir ceket, bir de portföy, çanta, tamam gibi bir durum var. Ben bundan sıkıldım. Tamam. Renk uyumu olarak evet, fevkalade bir renk uyumu. Beyaz, kırmızı, blue jean, ayağındaki ayakkabı da çok hoş bir ayakkabı. Çok yakışmış. Evet, renk uyumu olarak o. Saçını korkaraktan gitgide, neden korkuyorsun anlamıyorum. Gitgide ama geliyor. Evet, pazartesi. Bir tarza ulaşacağını çok ümit ediyorum. Ama bu tarzda bir kadın gördüğüm zaman, bir genç kadın veyahut da daha biraz yaşa almış bir kadın, ay kadına bak ne kadar tarzı var diyemem. Tamam. Peki. Coco. Ya dün biz siyah giymeyin dedik. Tight jean giyin demedik. Yani herkes tight blue jean giyiyorlar bugün. Neden bilmiyorum. Kötü mü? Değil. Beğendim. Keşke kolye taksaydın. Hı, keşke daha renkli bir pantolon. Ama yazıyorum hepsini. Bir dahaki seferlere inşallah. Vallahi benim için de böyle bir kadın çekici değil. Yani. Evet. Bir de bir erkek olarak söylüyorum. Bence bütün kızlar dinlesin. O içine giydiğin çıt çıtlı içlik var ya. Yok yani şey. Çıt çıtlı o değil mi? Yok. Değil mi? Düz, sen, yani düz. Karışmasın diye çıkarsan tamam. Dışarı o. O niye bak, yok çıkarma bir şey göstereceğim. Tamam. Tam sonra çıkartacaksın ama. Tamam. Ya yok kapatma. O kadar yani nasıl bir cümle kurmalıyım? Çok ya adi duvan bir şey o. Mesela hafif ceketini kaldır şöyle yandan göster bir de. Bize doğru dön. Dön. Bak şu. Bak. Kaldır biraz daha kaldır. Kaldır. İndir birazcık çok cekete. Güzel birer bonfile var orada. Bak o böyle hafif eğildiğin zaman kadınların ya da bir hareket bir şey o çıkıyor yoldan. O body içine tam sokuluyor. Yani
hayatta görmek istemediğim tek şey. Çıkarsana bir onu. Bir cinin içine body'yi öyle yapışık bir şekilde sokmak çıkar, ki çıkar, o kadar weak glove bir body'ye. Ben hani ceket uzun ha, ya bak, acaba bak, öyle bak, mi olur bak, diye o kadar weak glove bir body'ye. Tamam. Tamam. Yani sokmayın içinizi öyle bir cinin içine. Cemil Bey bugün de hiçbir şey yemedim. Zayıflayacağım yani. Bakar mısın şu an? Ama öyle güçten düşersin. Öyle örnekler verme yok bir şey yemedim falan. Şey yani tabii ki protein ve temel besinleri alıyorum da kalorili şeyler yemiyorum. Tamam. Tarz mı değil mi Umut'cum? Ben anladım sana. Değil. Değil dedi. Zorlaşıyor artık. Belini görmek istemiyorum dedi. Haklısın. Yani. Peki. Koko. Ben senin vücudunu çok sevdim böyle. Teşekkür ederim. Okay. I don't want her to be skinny. Tamam. Çok güzelsin böyle. Ama tarz değilsin. Tamam. Biraz sevinmiştim. Çok iyi gidiyor. Laf dinliyor. Evet. Eğer bugünkü lafları da dinlerse ama tarz değil. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel fikirleriniz. Görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşçakal. Çocuk ruhunu da ortaya çıkarman gerekiyor. Ben ruhumla gerekir. Onları kendime ama çekiyorum zaten. Yok. Ses tonumla kendime çekiyorum. Aya, senin gibi değil. Senin anaokuluna gitmediğin çok belli zaten. Orada alman gerekenleri alamamışsın. O yeşil çanta. O yeşil çanta ya da stiletle aradım. Çanta yeşil olsaydı. Taş tuş mu sevmiyorsun? Ben sevmiyorum ya. Bu etek bu seni şirin göstermiş. Keşke gerçekten böyle şirin bir insan olsaydın. Senin o aklından geçen başka tilki kim düşünceler aldı, yüzünden yıldız vermiyoruz. İlk barda o şortla çıkamazsın ama çok absürt. Sana da çantasız geldiğin için taz değilsin diyorum. Serpil Gök geliyor. Bakalım ilerleme kaydedebildim mi bugün? Sürpriz. Adımızı göklere yazdırdım. Aşkı da arasına kondurdum. Üstüne yıldız çaktırdım. Sürpriz, sürpriz, sürpriz aşkım. Göklere yazdırdım. Aşkı da arasına kondurdum. Merhaba Serpil'cim, seni şöyle yerine alayım. Bu ne zarafet böyle? Burada da taşlar mı varmış? Evet. Şöyle yapınca gözüküyor ama çok kapatmak istemedim. Evet, bir şey aç, olmasın diye değil aç, mi? Aç. Evet. Çok tatlısın. Nereye gidiyorsun böyle? Anaokulu öğretmeniyim. Aa. Okula gidiyorum evet. Ay. Öğrencilerimin yanına. Çok tatlıymış. Öyle. Böyle rahat oynayabiliyor musun çocuklarla? İlgilenebiliyor musun? Evet. İlgilenirim. Peki. Dön bakalım. Aygün. Aa, üstündeki gömleği beğenmedim. Gömleğinin yakalarındaki işlemeleri de beğenmedim. Bir anaokulu öğretmelisin. Anaokulu öğretmenlere genellikle daha neşeli, daha hareketli. Çünkü çocukların ilgisini çekecek, onların dikkatini daha fazla toplayabilecek şeyler giyerler genelde. Paranço mu olayım? O çocuk, hayır paranço ol demiyorum. Ama o çocuklarla birlikte o çocuk ruhunu da ortaya çıkarman gerekiyor. Ben ruhumla gerekir. Onları kendime ama çekiyorum zaten. Yok. Ses tonumla kendime çekiyorum. Senin gibi değil. Tamam. Senin ses tonun Ayakkabılarına çantana uydurmaya çalışman bence kolaylığa kaçmış. Uydurmaya çalışmadım olmuş. Ya öyle pudra istedim aldım yani bunu. Tamam istediğini aldım uydurmaya çalışmışsın. Yok uydurmaya çalışmadım gerçekten. Olmamış gömleğinde sanki o eteğin gömleği değil gibi duruyor. Neyin gömleği? Hatta o siyahlarla beraber yıkanmış iyice temizlenmemiş bir gömlek gibi duruyor. Anyway ya. Kötü örnek. Sana cevap vermiyorum. Kendisi acaba hayatında böyle bir etek mi görmüş, etek mi giymiş, böyle bir gömlek mi giymiş de sana yorum yapıyor. Üçüncü gün aynı etek giydim. Senin anaokuluna gitmediğin çok belli zaten. Orada alman gerekenleri alamamışsın. Orada bir eğitim sen veriliyor ona göre davranıyor. Sen de göz doktoruna artık bir git istersen. Çünkü ben üçüncü gün aynı eteğin yeşilini giydim ve üstümde daha aynı etek mi? Giydim. Evet. Seni de göz doktoruna götüreceğim. Evet aynı etek. Benim olsaydım ben de biraz çok daha boldu. Altındaki etek zaten tatlı sevimli bir şey. Öğretmen havası vermek için gömlek giymiş olmak. Da çok normal. Ayakkabı çantaya ben de katılıyorum. Otur sıfır. Sınıfta kaldın Aygüncüğüm. Oh. Çok başarısız bir öğrencisin. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Aynen Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına. Sen de bence bir daha çık artık ya. Kıyafetin olmamış şey o gömlek yani. O eteğe olmamış. Ayrıca o ayakkabılarla o çantada kolaylığa kaçmaya çalışmışsın. Takı da göremiyorum ayrıca. Haksızlık bize.
Haksızlık mı? Ben öğretmenim ya. Zaten etim süslü püslü. Takıya ihtiyacım yok benim. Çocuklarla belki el işi yapacağız, bir şey yapacağız. Ne gerek var? Ona göre bir takı ne gerek var? Ona göre takı bir takmadım. Takmadım. Ben sade bir öğretmenim. Kolaya kaçmışsın. Küpelerim var. Kolaya yeter. Kaçmışsın. Küpelerim var bak. Kolaya ben kaçmışsın. Zarif sade bir öğretmenim. O tamam, kadar süslü püslü değilim yani. Renksiz tarz bunun neresinde o zaman? Öyle. Ay bu da benim neresi tarzım. Tarz? Sade bir tarzım senin var. Tarzın sade mı? Bir tarzım var. Sade evet. Bir öğretmen olmak. Evet, sade bir tarzım var. Ne gerek var? Sade bir tarzım. Sade bir tarz diye bir tarz mı var? Var. Sade bir tarz. İsmi sade bir tarz. Hocam ev ödevi ver de biraz çalışsın. Ben cevap vermek istemiyorum tamam. Artık ya. Gerçekten ya. Tamam. Hadi o zaman selam. Salim kader Sivas'ın yollarına çıkayım. Serpil. Koko. Selam. Merhaba. Merhaba. Gömlek çok sevdim. Taşlar var burada ama görmüyorum. Kapatayım mı yakasını? Ben sizin de. Sizin için. Tabii. Benim için lütfen. Eteğin çok sevdim. Keşke o yeşil bir çanta olsaydı. Evet, renk. Aradım. Ne güzel söyledin. Ne olsaydı? Aradım. Çok doğru. Yeşil çanta. O yeşil, yeşil çanta ya da stiletto çanta aradım. Çanta yeşil olsaydı. Evet. Çok ayakkabı ve çantayı. Çanta renk kalsaydı. Aradım. Evet. Fantan yeşil evet, olsaydı. Evet. Gerçekten çanta. Aradım onu yani ama yeşil stiletto bulamamıştım. Vaktimde olmadığı için ertesi güne bakamadım. Böyle çok daha güzel benim için. Ben de bu yakayı bir kaldırsana. Allah aşkına hiç sevmiyorum böyle bebe yaka. Böyle hep şey seviyorum. Yakayı kalkık ve boynu sanki daha güzel gösteriyor gibi. Evet, boynu uzatıyor biraz ama değil mi? Ama boş burası yani there's evet. No. Ama bu yaka o değil, indir gene. Ben beğendim böyle. Peki devam et Kokucuğum. Başka bir şey söylemeyeceğim. Sadece çanta keşke yeşil olsaydı. Ama çok tatlısın, evet, aynı çok şekersin bugün. Peki. Teşekkürler. Umut'cum? Benim için de yakayı aç, Koko için kapattın. Tabii. Ben yakadaki taşlardan hiç hoşlanmadım. Yani sevmiyorum galiba ben onları. Kişisel bir durum. Taş tuş mu sevmiyorsun? Ben sevmiyorum ya. Bir de böyle şey. Ama boş değil mi burası? Boş, evet boş. O konuda kesinlikle haklısın. Hani bir şey gerekiyordu, bir aksesuar. Gerekiyordu. Nasıl bir aksesuar? Bir düğme daha aç. Valla bir biraz daha. Böyle. Açayım. Hani tam anlamıyla inci değil de inci gibi bir şey ver. Çok da böyle iddialı olmayan, sade. Tamam. Güzel olurdu diye düşünüyorum. Eteğin tartışması çok güzel ve çok sana da çok iyi olmuş. Teşekkürler. Ayakkabıların, çantada zaten konuşacağımızı konuştuk. Cemize yeşil çanta yok mu? Kimse de yok. Yok bugün yeşil çanta kimse. Bugün herkes de pudra rengi ve krem var. Evet. Bugün de böyle siyahtan bir şeyle karşı siyahtan kaçıp pudraya çaldık. Çok da severim. Aslında, ben de severim. Aslında bayılırım. Hele yanık tende pudra ya. Rengine bayılırım. Yani... Dünyanın en yakışan, hele sarışın evet. Bir kadına çok bu kadar olur. Yakışamaz yani pudra rengi. Çok güzel olur. Serpil valla iyi gidiyorsun. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki Cemil Bey? Şimdi mesela siz beyaz gömlekle sevdiniz. Ama ben bunu çıkarsaydım, zannediyorum ki çanta yeşil dediniz ya. Evet. Tam tersine o yeşil bir gömlekle çıkarırdım. Ve eline pembe bir çanta verirdim. Yani o çantadan yani. Yani bu çanta değil. Ha. Benim tarzım biraz çantalar şey. Onlar değil. Biraz ha, model daha, olarak. Daha farklı bir çanta ama mesela o yeşilden gömleği biraz koyuluk verip böyle şu arkasını pembe yapıp yakanın. Anlatabiliyor muyum? Böyle biraz daha şey yapabilirdim. Ama kötü mü durmuş? Hayır, katiyen durmamış. Pudra rengini çok seviyorum. Ayakkabıların çok yakışmış. Ama ya çanta ya ayakkabı farklı olmalıydı. Evet. Gömlek çok ince bir kumaş. Gördüm. Olmalıydı. Gel bakayım buraya. Normal gömlek o ya. Hayır, gömlek. İnce biraz kumaşı. Pamuk gömlek. Değil. Hayır, değil mi? Bak, görüyor musun? Değil. Değil. Şimdi, abi ben düğün getireceğim yanıma ya. Hayır bu eteğin üstüne
bu naylon, evet, naylon bir gömlek değil. Bunun üzerine hakiki koton bir gömlek olsaydı, beyaz koton böyle daha hakiki bir gömlek kalıplı olsaydı. Daha sert, kalıplı gözükmeyen mi? Daha sert. Eteğe bayıldım. Daha güzel olabilirdi ama mesela ben bu eteği şu korsajına bir korsaj daha istedim. Yani güzel bir tık daha şuraya böyle kadar olan bir korsaj istedi canım. Üstünden beyaz fırlasın istedi. Yani bu benim isteğim ama güzel saçının olur, yanını da bir de bu ortasını da yapamıyor musun kızım? Hep böyle mi kalıyor? Yoo. Şöyle mi isterdiniz yine? Ya nedir o ortasında böyle kafana birisi kafatasına vurmuş, yarık kalmış, izle geçmiyor gibi. Serpil gel bakayım. Çözeyim mi? Dokunacağım. Çıkarayım mı saçlarımı, tokalarımı? Sentetik, evet. Sentetik. O da okay, sentetik tamam. Ama gömleğin daha sentetiği çok kötü. Peki hadi alalım tamam yerine seni. Herkes görsün. Etek yakından ne kadar güzelmiş. Çok güzel. Peki Sibel'cim. Yani Serpil güzel gözüküyorsun ama bir anaokul öğretmeni. Şimdi benim anaokuluna giden çocuğum var. Vallahi rüzgar senin eteğinin altına yatar. Direkt yatar. Oğlumu tanıyorum. Ve hayatta rahat edemezsin. Yani onlar boğuşuyorlar. Sürekli boyaları karıştırıyorlar. Yere oturman gerekiyor bir kere. Anaokul öğretmenisin sen. Ha, anaokul öğretmeni miydi? Evet, bu kılıkla yere oturamazsın yani. Nasıl bir anaokul ama öğretmen? Özel bir gün. Özel bir günü baştan söyleyecektin. Şimdi senaryoya yeni doneler ekleme. Olsun, ne olursa olsun. Senin görevin. Ben sana çocuğuma emanet etmem. Çok güzel anaokul öğretmeni bence. Yok, anaokul hayır ya, işte çocuğun olmadığı belli oluyor lazım. Umut ya. Tamam da anaokulu müdürü kendisi. Müdürü siz değil öğretmenim dedi. Evet. Ya müdürü, müdür evet o gün. Müdürü de olsa olmaz. Sibel tarz mı kendisi? Aa Sibel. Bak oğlum. Vallahi çok şekersiniz yerim sizi ben. Maşallah Sibel'cim. Harika güzel gözleri olan bir oğlun var. İki sene önce. Bahtı da güzel olsun. Şimdi büyüdü. Ne zaman gelecek? Allah getireceğim bir gün sizle dans etmesini istiyorum. Allah gelsin. Ama onun dışında konseptine uymuyor ama hani bunu görmezden gelebilirim. Çünkü eteğin çok iyi, ayakkabıların çok iyi, duruşun, edan, hani taşıman, her şeyini çok beğendim. Tarsın diyorum. Teşekkürler. Ben de tarsın diyorum. Tarsın. Tarz dedi. Tarsın. Teşekkürler. Çok sağ olun. Aldım ya. Başka İzmir'de güzel var. Müge geliyor. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini. Öyle güzel yürüyor ki zilli kesin İzmirli. Hain rüzgar savurdukça savuruyor eteklerini. Öyle güzel yürüyor ki zilli kesin İzmirli. Bir o yana bir bu yana sallanıyor. Baktıkça allanıyor. İnadına inadına bağlanıyor. Yangınlar yanıyor. Yangınlar yakıyor. Kesin İzmirli. Kesin İzmirli. Kesin İzmirli. Ne kadar güzel bir şarkıymış. Hoş evet, geldin. Teşekkür Müge ederim. Hoş bulduk. Nasılsın? Hastayım hala. Aa, öyle mi? Geçmedi. Evet. Geçmiş olsun. Zordur. Rahatsız ediyor muyum hapşurumu size? Yok. Hayır ama benden uzak dur dermiş. Şöyle durayım. Sizde çocuk var tabii. Peki nereye gidiyorsun böyle salına salına? Yaza merhaba partisi. Evet. Yaza merhaba partisine gidiyorsun. Evet. Çok güzel. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi, rahat hissediyorum. Renkli renkli, ilk defa bu kadar renkli. Güvenin değilim. Tam mı kendine? Güveniyorum. Güveniyorsun. Jüri beğenir diyorsun. Bilemiyorum. Önce bir jüriye dönelim. Bakalım bizim jüricik ne diyecek? Var mı yorum Müge'ye? Evet Aygün. Bu kumaştan çok sıkıldım. Herkesin üstünde aynı kumaş, aynı kumaş. Sanki dünyada kumaşlar tükenmiş gibi. Daha farklı bir yaz partisi. Daha farklı bir şekilde gidebilirdin. Bu etek bu isteğini şirin göstermiş. Keşke gerçekten böyle şirin bir insan olsaydın. Ama ne yazık ki dün... Bunu sen mi söylüyorsun? Dün bana ettiğin muameleden sonra... İçinde nasıl bir insan şu olduğunu gördüm. Şu anda ekranda görünmek için sen bu konuyu açıyorsun ama efendim? Ben seni mutlu etmeyeceğim. Bu konuyla ilgili yorum ne yapmıyorum. Sen anlat ben yok, bilmiyorum. Yok söylediğini duyamadım. Lafımın üstüne laf söylediğin için söylediğin anlaşılmıyor biliyor musun? İyi tamam. Ben de zaten seninle muhatap olmaya çok meraklı değilim. Olma o zaman. O kumaş sana hiç yakışmamış. Evet, konu nedir Müge? Bir dinleyelim ben senden. Ben yorum yapmayacağım bu konuyla ilgili.
Onu mutlu etmeyeceğim. Ben konuyu o mutsuz olacak. Çünkü. Şu an çok suçlu mutsuz olacak. Ben bunu açmadığım için. Çünkü onun amacı daha fazla görünmek. O deşifre olmak da istiyor. Hiç önemli değil. Ben her gün 25 yaşındayım. Ailemden mesaj atıyorum. Müge lütfen tartışma. Müge kendini bozma. İzledik, harikaydın, çok iyiydin. Her gün rica ediyor bu şekilde davran diye. Ben onu mutlu etmeyeceğim. Yorum yapmayacağım. Peki konu nedir, bana anlatmak isteyen var mı? Hadi Aygün, neymiş? Yani açıkçası bunu konuşmamasının sebebi ben de konuşmak istemiyorum. Çünkü tartışmaktan gerçekten çok yoruldum. Ben kötü görünüyorum, ben kötü lanse ediliyorum. Ama şu anda bunun konuşulma işinin tek sebebi kendi yaptığı yanlışın, kendi yaptığı hatanın lanse edilmesini istememesidir. Konu nedir? Konu. İdil anlatacak mısın? Tamam, İdil anlat. Hayır, sen anlatacak mısın Aygün? Ben anlatayım, tamam, konu şu. Ben dün soyunma odasına gidiyorum. Girer girmez gerçekten kaldıramayacağım şeyler söyledi. Ben de dedim ki yani eğer sen beni... Yok öyle bir şey diyor arkadaşların. Hayır, ben durumu izah edeyim arkadaşlarımın... Hepsi oradalar, şöyle bir şey yok diyorlar. Durumu izah edeyim arkadaşlarımın yorumlarını, onlara söz hakkı verdiğiniz zaman anlatırlar kendilerini. Ama ben yaşamını anlatayım. Yok hayır, ben onlar için konuştum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Hayat, ben onlara dönüp sormasını biliyorum. Senden şu lafı söylemeni istiyorum. Tamam, şunu evet söylüyorum. Sadece dedim ki sen dedim. Ben orada cevap vermiyorum ama normalde ben bu lafları kaldıramayacak bir insanım dedim. Dışarıda benimle bu şekilde konuşma dedim. Ben zaten senin yüzünü görmeye de meraklı kavga değilim ettiniz dedim. Yani tartıştınız. Bu kadar. Konu bitti. Gözüm üstüme saldırmaya başladı. Saçımı başımı çekiştirmeye başladı. Oramı buramı dürtmeye başladı. Gözüm söyler misin? Dün ilk defa uyardım onu. Dedim ki çok güzel uyardın. Sen sus. Sonuçta ne oldu? Ben o konuştu. Yani ben dinledim. Şimdi ben evet hayatım. O dinlesin. Ben evet dinliyorum. Yarım seni. Saat anlattı. Ben dinledim onu. Şimdi evet Müge ya. Hadi konuş. Geldi kulise. Ben dedim ki burada dedim istediğin kadar yorum yap. Zaten seni kimse susturamaz. Ben de susturamam. İstediğin kadar yorum yap orada. Ama sakın dedim benimle dışarıda muhatap olma. Ben samimiyetsiz insanları sevmiyorum. Buraya ben çıkacağım. Sırf reklam yapacak diye, yüzünü gösterecek diye bana burada lafları giydirecek. İçeride de tatlım, ayakkabıların çok güzel, bayıldım. Çantan çok güzel, vik dolaşıyor. Anladım, böyle içeride. İki yüzlü bir durum var, hoşuna gitmez. Ben öyle bir şey yok. Sevmiyorum, sus, ben konuşuyorum. Ben seni beğenmediğim zaman ben konuşuyorum. Söylüyorum, sus, ben bunu dedim. Kuliste de söylüyorum beğenmediysen. Daha sonra uyardım. Ben samimiyetsiz bir insan değilim. Hakikaten sevmiyorsam konuşmuyorum. Kırılıyorsam tamam. Gayet normal bir davranış. Ondan daha beter yorum yaptı. Sinsi dedi ama benden daha sonra iki kere özür diledi. Ve hiç kızmadım. Söylüyorum sana, herkese de söylüyorum. İdil daha sert ama İdil samimi. Oraya gittiğimiz zaman aynı içimizde. Kırıldım ben. Sinsi dedi bana daha ilk günde diye kırıldığımı söyledim. Defalarca kez özür diledi. Akşamına özür diledi, sabahına özür diledi. O öyle değil. Kabul ettiğin şey yani. Var. Peki tamam. Ben olacağım. Ben uyardım onu. Benimle dedim muhatap olma dışarıda. Sen kimsin ki muhatap olacağım dedi. Birbirinize dedim, hoş olmayan sözler söylediniz. Sen ona dedin ki benle muhatap olma. Hala bugün geliyor. Bak daha dün uyardım. Bilerek yapıyor. Kuafördeyim, saçım yapılıyor. Bacağına ne sürdün? Nereden aldın? Cevap vermiyorum. Bilerek yapıyor çünkü. Uyardım akşam seni uyar. Peki belki barışmak istiyorum seninle. Bacağına ne sürdün? Nerede de aldın? Gider misin başımdan dedim ya. Ben seni dün akşam uyardım. Ama gerçekten bacakların çok güzel. Ne aldın? Ne sürdün? Bir krem var bacağımda. O krem güzel olmuş ama bacaklarında çok. Peki yani belki barışmak istiyordur seninle, öyle bir asla şey yok. Asla. Kesinlikle. Şey. Daha ağır yorum yaptı diyorum. Bak bana sinsi dedi ya. Ufacık kırılmadım. Öylesin çünkü. Sen demedin. Öylesin sen sadece çünkü. Ayakkabını beğenmedim. Öylesin çünkü. Sinsisin çünkü. Sen nesin? Sen kuliste farklı davranıyorsun. Buraya gelip farklı davranıyorsun. Ben dün en azından sevmediysen sen dışarıda da ben sevmiyorum. Konuşacağım. Ben sevmediysen dışarıda bir dakika, da Buse sevmiyorum. Bir şey söyleyecek. Evet Buse. Tebrik etmek istiyorum çünkü o kadar sabırlı bir insan ki. Aynı şekilde bana davransaydı şu an aramızda olamazdı. Ben bunu açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Ama arkadaş hiçbir şey yapmadı ve hiçbir şey demedi. Tebrik ediyorum. Evet anladım. Yarışma dışı kalır ikinizden biri demek istiyorsun. Beni fitiliyor yani. Peki İdil'cim. Ben de oradayım. Oradaydım. Müge'yi sakinleştirdik. Nazlı ayırdı aynı şekilde. Ve Aygün'ün şöyle bir olayı var. Sana bir adım atıyor, seni sinirlendiriyor, seni saldırtıyor, geri çekiliyor. Hani ben yapmadım, o yaptı diyor ama öncesinde seni oraya kadar sabrına böyle bayağı bir zorluyor. Peki yani bir görüntü varmış, bir bakalım o her şeyi anlatacak. Aynen. Bakın yürüyorum, oraya dışarıda konuşmayacağım. Orada istediğim
tanesi. Dışı. Polis de olay oldu. Arkadaşlarım beni dışarı çıkardı. Tatilde defalarca kez söyledim. Senden de korkulur yani. Hiç kavga, hayatımda iki defa kavga etmiş bir insanım ama tartışmaya bile kapalı bir insanım. Ay ben sen kızsın bu güzelliğinde nerede kavga ediyorsun? Beni belirtmeyin Allah aşkına. Kavga etti, kavgaya karıştım falan diyor. Ya erkek çocuğu musun sen? Hayır değil yani. Çok kavga eden biri değilim demek istiyorum. Olma. Okul hayatımda. Olma bu güzelliğine. İki defa diyorum yani. O kadar az. Peki tamam hadi gel jürinin önüne hadi. Ben yapayım bari, ben başlayayım. Evet. Başla Allah aşkına. Herkes birinden bir şey bekledi. Bak bacağına ne sürdün de. Şimdi bacağına ne sür... Çok mu iyi? Yok bilmiyorum ama iyi gözüküyor. Var. Teşekkür ederim. Bu yarışmaya başladığın günden beri ilk kez hani vücut proporsiyonunu ve anatomini en güzel gösteren parçalardan biri bence bu etek. Ve ayakkabı. Fakat renkleri gelince ve kolyen onlar beni bitirdi tabii. Çok kötü ver. Yani özellikle üzerindeki rengi sarıyla. Pembeyi mi sevmedin? Evet. Pembeyi ya pembeyi ve evet sarıyı hiç sevmedim. Çok aslında ne denir ona? Alaturka böyle bir yine kısa bir şey giyecektim şeyler. Ama arkası siyahtı işte. Çok korktum. Sen nereye yoksa gidiyordun etek çok iyi olmuş. Yaza merhaba partisi. Etek çok güzel olmuş bu arada. Teşekkür ederim. Yani iyi dövdü, hakkını ver. Muge, yarın final var. Sakin böyle gelmeyin. Çok iddialıyım yarın. Çok iddialıyım. Göreceğiz. Baskı yok. Yani göreceğiz. İddialı olmasam bunu dile getirmezdim ama ki o kadar hayırlarıma rağmen ters konusunda. Yarına iddialıyım. Galiba ben sadece galalarda çok iyiyim. Evet Koko. Cemil Bey, kısacık yorumunuzu ben alalım. Ben bir şey merak ediyorum. Bu hepiniz bir pazar var, aynı yerden mi etek alıyorsunuz? Yani hepinizin üstünde bu etek anlamam mümkün değil. Çünkü sokakta görmüyorum. Akademik olarak konuşuyorum. Katiyen şahsi fikrim değil. Akademik olarak bir zevksizlik örneğiz. Yani seni fotoğrafını çekerim. Ders verirken de zevksiz nasıl olunur diye koyar talebelere öğretirim. O kadar diyorsunuz. Ama etek çok güzel olmuş. Eteği bilmiyorum, çok güzel hakkını verdi. Yaşamış eteği çok güzel. Peki Sibel'cim. Yani Müge sen bu halde hani yaza, ağaca, kuşa, hani önüne geçen herkese ve her şeye merhaba diyebilirsin ve herkesi de çok etkilersin. Aşikar. Nefis bacakların var, etek muhteşem güzel durmuş ama bir tarz göremiyorum. Hadi Müge'yi yerine alıyoruz. Teşekkürler Müge. Tarz aldı mı almadı mı? Sibel'cim tarz değil dedin. Tarz değil. Tarz değil. Teşekkürler. Sonya geliyor. Ne kadar... Benim bunlarla derdim var ya çok. Ama sen bunları oynama sürekli tık. Hayır, oldu sende o. Tık olmadı çıkıyor kulağımdan. Kulakların küçük. Tamam şöyle tut şöyle konuş. Şöyle tut. Ha, gelir oradan ses. Tutunca geliyor yürüdüğüm zaman çıkıyor. Yürüdüğün zaman. Evet. Peki. Ne kadar sadesin bugün böyle. Değil mi? Evet. Nereye gidiyorsun? Sonbahar. Evet. Abimin konserine gidiyorum. Abimin evet. Sesi güzeldir bu arada. Onu dinlemeye gidiyorum. Arkadaşlarıyla beraber grup olarak şarkı söyleyecekler. Öyle hem eğleneceğim. Evet. Hem biraz genç kız diyorsun. Evet. Rahat böyle rahat, takılacağım. Aynen. Peki. Dönelim bakalım var mı yorum? Evet İdil. Sonbaharda babet. Niye? Sonbaharda babet. İzmir. Ne fark eder? İzmir. Sonbaharda babet. İzmir şu anda bile sıcak.
Sıcakla alakası yok, evet. Yağmur yağabilir. Yağsın. Üstüne giymişsin kapkalın polar, altında babet. Tamam. Aklın karışmış. Seni görünce aklım karışıyor tatlım. Normal. Olabilir. Evet Ecem. Bebeğim o babetlerle üşütürsün. Yani bir de ben yakıştırmadım. Çok düz. Düz ayakkabı. Misin? Efendim? Nerelisin tatlım? Efendim? Nerelisin? Yani, nereli miyim? Evet nerelisin? Annem benim de İzmirli. Baba İzmir'de, tarafım Büyükadalı. İzmir'de sıcak oluyor. Üşütürsün diyorum. Niye bu kadar herkes negatif ve tavırlı? Ben senin için kötü bir şey söylemiyorum. Ayakların çok düz. Yani hiçbir şey yok gibi. Yalın ayak yürüseydin bari daha anlamlı olurdu. Neyse ben üst tişörtünü beğendim. Saçlarını da keşke toplasaydın. Teşekkür ederim. Peki alalım seni. Evet buyurun. Son yanım sana bakınca bir tarzdan bahsedemiyorum. Çantanı hiç sevmedim. Babetlerin evet çok dümdüz kalmış altına. Ecem'e katılıyorum yani. Çok yerle aynı seviyedesin. Yani bir dergi kapağı gibi duruyor üstündekiler. Beğenmedim ben. Teşekkür ederim. Hiç sevmedim. Dam üstüne saksan vur beline kazmayı. Yani üstüne o sweatshirt'ü giymişsin. Altında hakiki bir blue jean olsaydı ve ayağında da blue jean'in altında bir lastik ayakkabı. Kesinlikle. Herhangi markasını vermeyeceğimiz ama bir lastik ayakkabı olsaydı bu kıyafetle bu çanta zaten olmaz. Hatta bir sırt çantası bile olabilirdi. Öyle bir blue jean'li olsaydın, dediğim gibi saçında böyle toparlamış iki firketeyle toplamış olsaydın yutardım. Yani sweatshirt'ün hatına yutardım. Ama yani ısrarla söylememe rağmen gene tight'sın kız. Koku. Evet. Normalde evde ben böyle yemek yapıyorum. Sadece evde. Çok normal bir kıyafet, çok sade bir kıyafet. Ay en güzel evde... ne pişiriyorsun Koko? Ha? Ne en güzel ne pişiriyorsun? Ne yemek yapıyorsun? Ne yemek pişiriyorsun? Levrek yapıyorum, makarna yapıyorum, her şey yapıyorum. Bizi bir gün yemeğe çağır. Pasta yapıyorum. İrlanda yemeği var mı? Evet, normalde İrlandalı yemek yapıyorum. Çünkü Türk yemek biraz zor benim için ama öğreniyorum. Bir gün gelelim. Evet. Gel. Kuru fasulye pivar. Gel. Kuru fasulye pivar. Evet. Ha? Yapıyorum. evet, çok normal bir kıyafet. Keşke... kırmızı pantolon olsaydı, topuk sneaker çok daha güzel olurdu. Evet. O çanta hiç olmamış bu kıyafetle. Teşekkür ederim. Ah Sonya ya. Yani böyle bir ten. Yok kullanamıyorsun. Yani kafana bigudi taksan rengarenk. Bir tane eşofman giysen gelsen etkileyeceksin bizi. Öyle değil mi? Evet. Kafana renkli bigudi taksan böyle döndüve. Bir tane düz bir tişört ya da eşotman bitti. Tarz değil. Tarz değilsin. Teşekkür ederim. Maalesef. Teşekkür ederim. Ne yazık ki yıldız yok. Yarın akşam şansını denemen lazım tekrar. Sürekli aynı şeyleri kullanıp duruyorsun. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Efendim? Bilmiyorum. Ojenin rengi. Tam İğrenç benim bir rengim. Yeşil. Değişik bir enerjim var. Asla pozitif değil. Üstündeki naftalin kokusunu gene atamamışsın. Az önce de söyledim. Buram buram geliyor bana. Sırf lafını bölmemek için sustum. Bana 3-4 tane yumurta verirseniz fırlatacağım. Aralarında eski erkek arkadaşlarım... Eski erkek arkadaşım da varmış. Ben onlardan size kahvaltıda melemen yapayım. Renk konusunda toprağa yakın olduğun kesin. Çantasız çıplak gibi görüyorum. Ben de bir gün çanta istiyorum lütfen. Sırada Aygün var. Eğer bana ayıracak vaktin varsa kendini savunacak. Gücün varsa sende az da olsa gurur varsa evde bekliyorum. Olmuyor böyle boş konuşmakla birkaç gün görüşüp sonra kaçmakla doğru söyleyecek. Yüzün yoksa gelme istemiyorum.
Ya senin bu kahveyle yeşille çok bağlantın çok nerede? Çok seviyorum ama bu arada uyumlu olmuşuz evet. Renk konusunda. Çok sevindim bunu. Evet, evet. Yani doğa renkleri aslında bir taraftan çok da baktığında. Seviyorum. Seviyorsun belli. Evet. Özellikle rahat bir günümdeysem, kafa dinlemek istiyorsam kesinlikle hani bu tarz renkler beni çok rahatlatıyor. Tenine yakıştırıyorsun. Evet. Bembeyaz çok güzel bir tenin var. Teşekkür ederim. Ama jürimizin özellikle sana bu renk konusunda yüklendiğinin farkındayız ve arkadaşlarının birkaç Hı-hı. gündür. Yani yaşınla orantılı renkler. Ha renk orada. Renk. Ha anladım. Oradan ama patladı. Da var. Orada da var. Evet. Peki nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Ben çok yoruldum. Artık biraz dinlenmek istiyorum. Evet. O yüzden güzel bir güneşli bir gündü uyandığımda. Evet. Ben de dedim ki gideyim bebeğe, bir kahvaltı edeyim, gazetemi okuyayım, portakal suyumu içeyim. Çok güzel. Böyle kafamı dinleyeyim, denizi izleyeyim, gökyüzünü izleyeyim. Ondan sonra aradan bir iki saat geçer. Belki yeni yazıldığım bir kurs var. İşte böyle kilden falan filan toprakla ilgilenerek, toprakla oynayarak böyle şey bir heykelcikler falan yapıyoruz. Ama benim amacım heykelcik yapmak değil, ona dokunmak, o ıslaklık o çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden de böyle dedim ki çok kasmayayım. Zaten relax bir günüm. Dolabımdan sevdiğim şeyleri giyeyim dedim. Böyle çok özenti tarzı olayım diye uğraşmayayım Uğraşmadın. Dedim. Sadece sevdiğim şeyleri giydim. Peki hadi bakalım. Şıkır şıkır da yani ben seviyorum öyle. Evet çok güzel küpelerin. Dön bakalım. Lidya. Sen İdil'e gözlükle ilgili laf ediyordun ama sen de sürekli aynı aksesuarları kullanıp duruyorsun. Bu gerçekten benim ikinci gözlüğüm. Gözlük, ve bu kahverengi o bahsetmiyorum, çantandan bahsediyorum. Sürekli aynı şeyleri kullanıp duruyorsun. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Bir haftada bir aksesuar ya da bir ayakkabı iki kere üç kere kullanamazsın. Bu bize haksızlık. Ojenin rengi. Tam İğrenç benim rengim. Yeşil. Toprak tonları. Babaanne rengi seviyorum. İşte. Hala babaanne kılıktasın Hayır, yani. Toprak hala babaanne rengi hiç ödün vermiyorsun tarzından. Bu kadar teşekkürler. Ben çok yoruldum gerçekten. Evet Ecem. Bir şey söylemek istiyorum. Sen yanımdan geçtiğin zaman ya da yan yana oturduğumuzda hani böyle bir kara kedi geçer saçını çekersin. Merdiven altından geçemezsin. Hani böyle bir duygu vardır ya. O duyguyu yaşıyorum. Bir değişik bir enerjim var. Asla pozitif değil. Sen renk de bilmiyorsun galiba. Hayır, renklerle biliyorum. Tanıştırayım bak. Her renk var üzerimde. Biraz gör. Belki üzerine katarsın. Renkler çok dikkat çekerler. Çok güzel göbeğini de açmışsın dinleniyorum. Bize. Dinleniyorum. Ne? Bunlar beni dinlendiriyorlar. Ben bunlarda kendimi bulduğum için rahatlıyorum. Herkese ve rahatladığım bana zaman bir böyle renkli atıyorsun. Renkli giyinemiyorum. Aferin. O konuda da aferin sana. Peki Adını İdi. Biliyorsun. Üstündeki naftalin kokusunu gene atamamışsın. Az önce de söyledim. Buram buram geliyor bana. O şalvar ne alaka? O ayakkabı ne alaka? O çantayı bana diyorsun. Esnafım ben farklı gözlükler kullanıyorum ve ben kendimim. Ben hep gözlük kullanıyorum. Fotoğraflarımda da böyle. Sen o çantayı popo çantanı ikinci kez kullanıyorsun. Aynı çantayı kullanmayacaksın. Sırf lafını bölmemek için sustum. Sen benim lafımı bölemezsin tamam mı? Zaten. Lütfen sen de benim lafımı Tabii bölme. Tabii aldığın eşyayı birebir giymek zorunda değilsin. Aldığın eşyada belli deformeler üstüne olmayan şeyler olabilir. Bunu fark edip düzeltmek bir hata değildir. Sen fark etmedin, olması ben fark gereken ettim. Bir şeydir. Lafımı bölme lütfen. Ayrıca gittim buna bir daha para verdim. Çünkü çok beğendim. Bu kombinasyona uydu. Senin o yüzden bir daha İdil giydim. Var, tamam saf mı? Biri yok. Bu bir. Sen onu İkincisi, bana yediremezsin. Gırtlağında kalır. İkincisi lafımı bölme. Hala saygısızlık Lafın yapıyorsun. Lafın laf Saygı ki. Beklerken kendine saygısızlık Beni salak yerine yapıyorsun. Koyuyorsun. Gidip bir daha çantaya para verdim diyorsun. Lafımı. Bu ne saçmalık? Hala lafımı bölüyorsun. Şaka mısın Ve sen? Ve ayrıca ben şalvar kullandım. Sizin gibi tight kullanmadım. Kot kullanmadım. Ben hiçbir zaman tight kulaya giymedim. Kaçmadım, siz diye konuşma. Tamam mı? Sen kulaya şaka kaçmadım. Mısın? Gerçekten sen bir şakasın. Evet ben senin Gerçekten, için gelmiş ama hiç şakayım. Komik bir şaka değilsin. Evet tamam. Şakanın en vasat halisin yani. Hı. Diplerdesin. Tamam. Magmaya yaklaştın. Bravo helal olsun be. Tamam canım. Ben böyle çıkarım. Yandı benim dinlenme orada. Günümde dışarı çıkış şeklim budur. Beğenim, beğenmeyim. Böyle bu benim şeklim. Kimse sana bakmayacak, herkes ben sana bakacak. Ben artık tarzıya uğraşmıyorum. Sadece böyle sevdiğim çıksan. Şeyleri giyiyorum. Ben böyle mutluyum, böyle rahatım. Tamamıyla kendimi yansıttım. Peki, hadi Aygün alalım seni. Evet. Umut başlamak ister misin? Bana 3-4 tane yumurta verirseniz fırlatacağım. O tarafa doğru. Ben onlardan size kahvaltıda melemen yapayım. Diyorsun. Evet, daha iyi olmaz mı? Niye Umut'la kahvaltı yapıyormuşsun sen Hı? ya? Barış olabilir. Cık, olmaz. Olmaz mı? Jüri arkadaşımı seninle kahvaltı yapmasına izin vermiyorum. Tamam, onun da pek istekli olduğunu düşünmüyorum. Siz kahvaltı edin ama ben masada olmayayım, olur mu?
O ne demek bu arada ya? Kahvaltıda en sevdiğim öğün. En benim önem de. Verdiğim öğün. Çok severim. Ama senle yapamayız her gün. Benle yapmayın. Tamam, ben hazırlayabilirim. Yani yumurtaları fırlatmaya gerek yok. Onlardan güzel yemekler de çıkar. Peki. Masada biz olalım da sen olma. Evet. Hazırlamak isterim size. Hayatında hiçbir şeyin yok ama renk konusunda toprağa yakın olduğun kesin. Evet. Yani hayatında rengi evet. bir tek galiba toprak renklerinde var. Vah vah diyorum sadece sana. Çünkü bu yaşta yani hakikaten başka söyleyecek şey bulamıyorum. Bir de tabii ki arkadaşlarına çok katılıyorum. Herkesin her şeyine laf atarken namuslu, namussuzluklu, bacağımı açtım, oramı açtım, buramı açtım. Maşallah göbek ortada. Ben baktım açınca yıldız alınıyor, ben de biraz açtım. Yaz da olsa göbek ortada, orası ortada. Açınca yıldız mı alınıyor? Yıldız alınıyor ya. Evet. Efendim sen bize bu jüriye ne demek istiyorsun sen yok, şu anda? Yok hayır, ben dedim ki hani belki birazcık bir nebze olsun kenarında belki biz yıldız olur. Ben artık hiç uğraşmıyorum hiç kimseye açtığı zaten. İçin, kapadığı için... Ya da senin o aklından geçen başka tilki kim düşünceler aldı, yüzünden yıldız vermiyoruz. Kim aldı yıldız? Kim açıp aldı? Sekreterimiz. Bir bana bak. Sekreterimiz. Sekreter. Evet. Ha Nil'i söylüyor. Evet. Ha. Orada kapalı gayet güzel bir kız vardı ama o yıldız almadı. Her yeri açık, hem üstü hem altı açık olan bir kız yıldız aldı. Demek ki... Moda aynı zamanda, tarzı aynı zamanda bir şeyleri de göstermek oluyor demek ki. Ya bir şey söyleyeceğim, yani sen sus düşünüyor. Ya. Gerçekten sus. Tamam peki. Sus. Sen hakikaten kahvaltıyı da hazırlama yavrum. Hazırlamıyorum. Kahvaltı tamam. Hazırlayacak çok kişi var. Sen dön, yerine git otur. Hadi. Tarzın yok. Hı hı. Hadi hadi şey... otur git. Hiçbir tarzın şey tarzın da yok, terbiyen de yok. Haydi, bay bay. Hoşça kal. Hadi güle güle. Günün son yarışmacısı acaba yıldız alır mı haliyle ve hevesiyle podyuma geliyor. İşte Duygu. Öyle unutulmaz, böyle unutulur. Bu gece İstanbul sokakları benden sorulur. İstanbul sokaklarımı bilmiyorum ama geçtiğin yerlerde İstanbul şöyle bir baktırırsın değil. Kendine. Bir sorulur senden yani bu İstanbul ne endam değil. Diye. Tekirdağ'dayım. Arkadaşlarımla beraber yemek yiyeceğim öğleden sonra. Aralarında eski erkek arkadaşlarım, eski erkek arkadaşım da varmış. Beşi bir yerde kaç tane hepsi bir arada. Eski erkek arkadaşım da varmış o yüzden hazırlandım. İşte daha doğrusu giyip çıkartıyorum hangisi daha belirlemedim. He. Yani güzel ama, görünmek istiyorsun. Evet. Bir barışma söz konusu olabilir mi? Olabilir. Peki. Hayali ama. Peki olabilir. Güzel hazırlanmış sevgilisine gidiyor. Evet Ecem. Duygu. Efendim şaşırdın canım. Mı? Yorum yapacağım. Şortuma yo, şaşırmadım. Yorum yapan Duygu. Benim şortumu eleştiren Duygu. Evet. Bir karış şortla çıkmış çekiştire çekiştire yürürken keyif aldın mı? Hiç değilse benim iç giyimim belli olmuyor. Yakışır. Fikri sevdim. Şuranı kapatmışsın. Bol gelmiş ama. Bir de saçındaki örgünü sevdim. Ayakkabılarını beğenmedim. Mersi. Teşekkürler. Evet İdil. Ya ben aslında biraz giyinirken kendim mevsimsel özelliklere dikkat ediyorum. Yani bu İlk şort var. Çok güzel. Ben de giyerim. Tam bir karış da olabilir. Giyilir. Yakışıyor. Güzel bacakları var. Giyilir ama mi? Giyilir. Ama onun sen üstüne ben giyiyorum zaten. Sen niye bana laf atıyorsun ya? Sana laf atmıyorum. Destek çıktım giyilir dedim. Giymiş güzel sen bacakları giyersin, var. Evet. Giyerim. Sen giyemezsin ya sen ama. Ya sen bana laf atma bak şu üstü, an gerginim. Şu an seni muhatap dilim o elinde indir. Neyse. Konuşma çok. Ben çok konuşuyorum. Bana bu konuşma, benim. Sana tamam da konuşurum. Bana herkese konuşma, de konuşurum. Ben seninle konuşmak dinleme istemiyorum. Dinleme o zaman. Neyse. Üstündeki o kazak mesela neden yani o şortun üstüne o kazak? İlk bahardayım o yüzden. İlk baharda o şortla çıkamazsın ama çok absürt. Üstümdeki o yazlık çok, bir şort. Çok ince bir şey.
ince de olsa üstünde ceket var. Yani o şort çok çok yazlık bir şort. Plajda giyebilirsin, yazlık bir yerde giyebilirsin. Onun İnce üstünde de bir ayrıyeti. O kaza ve o Triko. Ceketi giymek çok saçma. Kumaşını öğreniriz. Bana göre, ben kendi fikrimi söylüyorum. Tamam, belki ben de yanlış söylüyorumdur ama bence çok tezat. Hani bir çorap olsaydı anlayabilirdim ama şu an gerçekten anlam veremedim. Renk yakışmış mı yakışmış ama anlamsız bence. Erkek arkadaşım gelecek, biraz seksi olmam lazım. Erkek arkadaşım gelecek, biraz seksi olacaksın. O zaman bir çorap giyseydin, üstten dekolte verseydin, kıştık bir kombin yapsaydın. Ben dekolte vermeyi sevmiyorum. Ama senin kadar güzel an, gösterim. Şu an, evet benim gösterim güzel. Ama şu an absürt duruyor. Bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Buse. Çantan nerede? Efendim? Çantan nerede acaba? Yok. Çantan şu an evdeyim, yok. Hazırlanıyorum. Ben de o zaman bundan sonra saygısızlık olarak algılamayın kesinlikle. Ben de o zaman ayakkabısız ya da çantasız çıkacağım. Eksik parça olur mu? Çık o zaman. Eksik parça çık olur mu? Çık o zaman. Mu? Adil mi sence çık. Bu? Ben çanta kombinlemeye çalışırken, az talimle bile çanta ben ararken... Ben de çanta kombinlemeye çalışıyorum. Senin çantasız çıkman adil mi? Ben çanta kombinlemede başarısızım. Tamam, ben de başarısızım. Bak, ben az talimle çıktım ve eve gidip eşyalarımı alıp bir saat çanta aradım. Ben buna çanta aradım, pudra rengi bir çanta aradım. Bulamadım. Pudra rengi arama zaten. Ben olmaz. Pudra takmak istiyorum arkadaşım. Tamam, o zaman keşke taksaydın. Burada rengi çanta aradım ve bulamadın mı? Bir de söyleyebilsen. Ya ciddi ciddi bak, 50 tane mağazanın 45'inde vardır ya. Bu kadar da abartma, cidden kıyafet var yani. Kıyafet konusunda gayet var zevkli yani. Olduğumu düşünüyorum o zaman ama çanta bulamıyorum. Benim de çanta zevkim kötü. Bulamıyorum, anlayabiliyor musun? Benim de çanta zevkim kötü ama ben takıyorum. Ben takıyorum. Tak, ben sana takma mı dedim? Tam buraya çantayla gelmek zorundasın ama sen. Ay yok, istemiyorum. Yani çanta yok. Eğer tamam peki vermeyebilirsiniz, yıldız da vermeyebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama ben çanta takmayı hem sevmiyorum. Ben normal benim hayatım, tarzım diyorsun. Evet yani. Ben normal hayatımda da bir çanta kullanırım ve bunu 5 ayda bir değiştiririm. O çanta bu yani bu kadardı. Peki. Ve çanta kombinasyonunda iyi değil. Senin mi? Versene bakayım onu. Serpil'in çok daha güzel. Yok, o olmadı. Hangisi? Sırt çantası yani, olmaz. Olmaz zaten. Olmadı. Ama şu çok şeker olur yani. Demek ki pudra pembesi oluyormuş. Evet. Peki hadi alalım seni. Gidim, böyle mi gideyim? Yani evet, ben de çantasız çıplak gibi görüyorum. Yani bunu dün de söyledim. Çabalaman gerektiğini düşünüyorum. Normal hayatında çanta konusunda yani özentisiz davranabilirsin. 6 ayda bir çanta değiştirip hep aynı çantayı kullanabilirsin ki ben de öyleyimdir. Ama bu bir tarz yarışması. Sen buraya tarzını bize göstermeye geldin. Tarzını oturtmaya, geliştirmeye geldin. Bu eksikliğin üzerine kafa yormalısın. Evet, ben arkadaşlarına haksızlık olduğunu düşünüyorum. Genel olarak beğendim seni. Yani şortun ve ceketinin kombinasyonuna bayıldım. O mavilerin tam tutmayışı, çiçeklerin böyle mor mavi oluşu falan çok hoşuma gitti. Bu ayakkabıları da daha önce bir kere giymiş miydin? Evet. Nasıl cin gözsün, nasıl? Evet. O da olmadı. Teşekkürler. Mesela aklıma ne geldi biliyor musun? Böyle bu şortu giydin, belki çok kokoş olacak ama o içindeki çiçek var ya, çiçekler var ya, mor. Evet. Onları satıyorlar biliyorsun böyle şey için, saçlara takmak için. Hmm. O ayakkabının önlerine birer tane böyle mor koysaydın, çiçek sanki böyle çok komik, şortla beraber. Hani var ya böyle bir tarz verebilirdi, iki tane yeşil yaprak, bir tane mor çiçek orada ayakkabının üstünde. Böyle çok komik olabilirdi ve hoş olabilirdi çünkü bazen. Bir de şortun boyunu katılıyorum. Bir parmak, iki parmak daha uzun olsaydı daha hani mevsimine uyardı gibi. Hmm. Yani çok kısa bir şort. Ama şeyin çok güzel, ceketle uyumu çok güzel. Teşekkürler. Keşke o yeşil ayakkabılar, yani o yeşil. Keşke ayakkabılar o yeşil ben de onu olsaydı. Ayakkabılar yeşil olsaydı. Evet. Ben de onu düşündüm ilk. Çok güzel daha olurdu. Güzel olurdu. Ve de o çanta çok sevdim bu kombinle bu arada. Ama benim değil.
Ve bunu gururla söylüyorsun. Evet, benim değil. O yüzden elime takmak istemedim. Ben kombinini çok beğendim. Teşekkür ederim. Hatta buraya geldiğin en iyi kombinlerden bir tanesi bu da. Yani belki vardır yine bir iki tane. Şimdi geçtiğimiz günlerde hani çanta konusunda çok hatalı arkadaşlar vardı. Ama ben puanlarını hiçbir zaman kırmadım. Bundan sonra kıracağım. Sana da çantasız geldiğin için taz değilsin diyorum. Teşekkürler. Yoksa tazsın. Ben de bir gün çanta istiyorum lütfen. Ama tersin diyorum. Çünkü tersin. Ben yani bütün uyumuna rağmen ters değil. Çabanı sevdim. Yani bu uyarıyı bugün yapmış olalım. Bugün tersin. Teşekkürler. Duygu. Efendim. Mesela baban jüriden tarz alamadın ama. Açık bir şekilde resimlerin Instagram'da varmış. Ve babanın senin tarzını çok beğendiğini söylemişsin her zaman. Baban acaba yıldız verir miydi sana bu kostümünle? Çünkü çok zevkli olduğunu söylüyorsun her zaman. Senin saçın bu kadar uzun muydu? Evet. Kendi saçın mıydı? Kendi saçım. Babam beni her şekilde çok seviyordu. Bu kadar. Yıldızı alırsın ondan yani. Pekala. Evet, bu hafta boyunca en fazla yıldız alan kızlarımız acaba kimler? Bu önemli bir sonuç. Çünkü yarın akşam en fazla yıldız alan kızlar birbirlerini eleyemiyor olacaklar. Yani kendi aralarında bir savunma kalkanı oluşturmuş olacaklar. Ve başlarındaki taçlar onlara belki de başka bir eda ve güven verecek. Taşın altına beraber koyduk elimizi. Emek vermeye mecbursunuz. Neden? Çünkü zaten emek vereceksiniz ki ondan sonra o emeğin karşılığında ekmek yiyesiniz. Doğru söylüyorsun. Evet. Tabii. Mantıklı. Ne yazıyorsun sen orada? Bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun orada peki? Kuşuma kanat yapıyordum. Yapma, bırak katma. Kuş nasıl olsa uçmayacak. Hatırlar mısınız seneler önce? Sana diktirdim. Bana. Tabii. Seneler evvel İzmir'e bir... Ama... Kırmızı mı? Tabii ki de. Ve bluz da böyleydi. Allah Allah kalktı. O zaman benim elbiseyi niye böyle yapmadın? Neden yapmadın? Ben dikersem öyle yapmam. Ben dikersem... O tülleri böyle bibilalar, büzgüler, tabii. Kuyruklar. Şimdi yalnız yolda burada çok önemli bir... arkamdan geliyordu. Neden yapmadın? Çünkü ben dikersem yapmam. Emir Bey, neden yapmadınız? Yapmam. I less not killed ama I less not sacrifice. I less not worth drama. Yine... Hadi kıyak yapmak günah. Lazım. Günah. Hayır, siz yapmasanız da Kibariye'yi nasıl olsa yaptıracağım. Tabii canım. Yap kız diye. Kara giderim, vur kadehlere hadi içelim. İçelim her gece kara biberim. Seni öldürürüm. Paraladığında... Ay talebeyi oturur. Ayrı öldürürüm, seni ay, ayrı öldürürüm. Ben onu bir ne hadi diyorsun çocuklar. Sen Cemil Efendi diye. Evet. Bunun puanı... Ben yazdım kadere üstü. Sonu gelmez yine de bitemez ümitler. Tüm hafta boyunca en fazla yıldızı kimler aldı? Lidya 4 yıldız. Ecem 3 yıldız. Ve Serpil Gök. Bu üç arkadaş
diğer arkadaşları tarafından elenemiyor olacaklar yarın geceki eleme gecesinde değerli izleyenler. Bu sizler için önemli. Şimdi sizi jüri üyelerimizin önüne alacağım. Taşlarınızı takacaksınız ve belki de bu gece rahat bir uyku çekeceksiniz. Ne hissediyorsunuz? Bekliyor muydunuz? Ben beklemiyordum. Güzel oldu. Lidya da beklemiyordu. Saçlar gitti. Saçlar gitti, yıldızlar geldi. Saç gitti, gitti, taç Ecem geldi. Aa, çok sevindim yani, moral oldu. Süper. Aynen. Hayatımda ilk kez taç takıyorum, çok heyecanlandım. Evet, kızlarımızı alıyoruz. Taçlarını almak üzere. Ecem'le böyle bir an yaşayacağım hiç evet, aklıma gelmez. Evet, sevgili diyorum. Ha bakın, güle güle kullan. Çok güle güle kullan. Tebrikler. Teşekkürler. Evet, üç kızımız koruma altında ve gerçekten de heyecanlılar. Yarın gece eleme gecesinde birbirlerini eleyemiyor olacaklar. Ancak ve ancak, her ne olursa olsun, eğer jüri üyelerimiz ki yarın akşam sevgili Bülent Ersoy ve Kibariye bizimle olacak. Az puan verirlerse her an hepsi gidebilir ve biz ikinci haftanın sonunda onlardan birine istemeyerek de olsa veda edebiliriz. Aynen. Güzelmiş. Yarın gece yine bizimle olun efendim. Hoşçakalın.